Evet. Ya da ölü bulunmuş, sarılmış ve konulmuş. Sen bunu buldun kızım, paketledin, korktun, böyle bir ifade verdin, herkes sıyırsın. Böyle bir dünya yok. Ben size iddia ediyorum, ben bu olayda temizim. Ne zaman dedik ya? Yunus kahramanı teşhis etmiyorsunuz, o sizin yeğeniniz değil mi? Yanınızda oturan kişinin ben annesini öldürdüğünü düşünüyorum şu anda. Bir şekilde bulsaydım annemi yok ederdim, ben yapmadım. Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. Akıllara durgunluk veren bir kayıp olayı. Damat herkese Almanya'ya ablasının yanına gitti. Orada tedavi oluyor. 3 ay geçmiş aradan öldü, başımız sağ olsun demiş. Hanımefendi ortada yok. Küçük oğlu çukur kazıp gömdük dedi. Öyle bir yer olmalı ki ağaçlık olmalı. Bu duvarı da görebilmeliler. Bulmaca bu. Şüpheler, suçlamalar, itiraflar. Neslan ne sıfatla onun evinde kaldı? Ben o çocuklara sahip çıkmak istemedim. Sürekli bacısını karalıyordu bana. Çocukların başında bir biz bir siz varsınız. Başka kimse yok. İnsanın eniştesiyle aynı evde kalmasının çok uygun karşılanmayacağını biliyor olman lazım. Eğer otelde kalırsan sana çocukları göstermem dedi. Seni öyle kandırdı, sen de o yüzden ona sustun demedin. Çok yalan söyleyen insanlar, doğru söyleyen insanlara asla inanmazlar. Kadın nerede? Kadın ne bileyim, bunu siz bileceksiniz. Nerede? Söylesin anne. Nalan Şimşek'in başına ne geldi? Sizin bir olmanız lazım. İşte bir. Burada. Birbirinizle dövüşürken vakit kaybediyorsunuz. Az sonra Müge Anlı'da. 29 Ekim Salı gününden bu yana kayıp olan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı bulmak için annesi ve kardeşi gelmişti stüdyomuza. Çanakkale Ezine'de annesi ve kardeşiyle yaşayan 23 yaşındaki genç son olarak Ayvacık ilçesinde Ercan Orhan'la görüşmüştü. Hususi bir araç almayı hedefliyormuş. Yanında da 7000 lira varmış diyorsunuz. 7000 peşinat üstüne borçlanacaktı. Senetli Müge Hanım. Abim Ayvacık'a bize giderken söylediği kelime, ben Ercan abinin yanına gidiyorum, onlarla birlikte araba alacağım dedi Müge Hanım. 9 gündür kayıp olan Gökhan Özkan'ın son olarak ailesini telefonla arayarak yardım istemeye çalıştığı öğrenildi. Yardım istedi Müge Hanım. Bir de bir inleme şeklinde bir ses verdi. Ben ardından hemen sordum kendisine. Abi dedim, neredesin, gelip alayım seni. Abim cevap vermedi. Yani zor durumdaydı. Buna eminim, konuşamadı. Sonra sen abinin yanına gideceğini söylediği Ercan'ın yanına gitmişsin hemen. Evet. Ercan da demiş ki Gökhan'la Ayvacık merkezde kısa bir görüşme yaptık. Sonrasında ben yanından ayrıldım. Benden ayrılırken de İzmir'e akrabalarının yanına gideceğini söyledi. Var mı İzmir'de akrabalarının? Hiç mi akrabamız yok Müge? 29 Ekim'den sonra 30 Ekim sabah oldu, çarşamba günü. Ben Ezine Emniyetine başvurdum. Son sinyal takibi Ayvacık'ta Ahmetçe köyü var. Yol üzerinde Ahmetçe altında vermiş efendim. Araba aldı. Aile tanımıyoruz diyor. Ercan Bey'in polise ben tanımıyorum dediğinden emin misiniz? Eminiz, çünkü orada Ayvacık Emniyetinde komiserlerle görüştük. Biz tanımadığını söylüyor diyor. Yayınımıza bağlanan Ercan Orhan'sa önce kayıp gencin İzmir'e gideceğini iddia etti. Ardından çelişkili açıklamalarıyla kafaları daha da karıştırdı. Siz Gökhan'ı tanıyor musunuz? 2015'ten beri tanıyorum Gökhan'ı. O gün bir araba bakacakmışsınız, doğru mudur? Araba alacağım dedi. Benim aldığım yerden dedim, alırız dedim arabayı. O da almış 7000 lirasını, sizin yanınıza gelmiş. Hayır, benim yanıma gelmedi. Nasıl, o gün görüşmediniz mi? Ya saat 8:30-9 civarlarında görüşüp Ayvacık'ta. Bundan sonra bir daha görüşmedik. Ne konuştunuz? Sadece ben geldim abi dedi. Zaten her akşam geliyordu o. Niye her akşam size geliyordu Gökhan? İş dönüşü. O arıyordu bize. 5 dakika oturuyordu, hemen gidiyordu zaten. O gece ama iş dönüşü gelmemiş ki, evinden çıkıp size, bizzat size gelmiş. Ne amaçla onu geldi? Onu bilmiyorum. Geldi, alabilir miyiz dedi. Araba dedi. Oğlum dedim, ben dedim, aldım yerdim dedim, alırım dedim sana dedim araba. Ama iyi de bunu telefonda konuşmuştunuz zaten. Bir daha gelmesine ne gerek var ki? Tamam, o zaman gidelim bakalıma döner iş. Ercan Bey, sen biraz heyecanlısın da bak, ben şunu anlamadım. Az önce dedin ki araba mevzusunu da konuşmadım dedim. Sonra konuştuğunu da şimdi anlatmaya başlıyorsun. Sana telefon açıyor, ben araba alacağım diyor. Sen de benim araba aldığım yerden alırız dedin mi? Dedim, bu da evden çıktı sana geldi mi? Geldi. Parasını da almış evden, sana gelmiş. Ne yaptınız siz o parayla? Hangi arabayı görmeye gittiniz? Çok basit bir soru yani. Bu akşam biz arabaya bakmaya gitmedik. Abi dedi, ben dedi geldim ama dedi benim işim çıktı dedi. Ben hemen dedi acil işe gitmem lazım dedi. Ondan sonra gitti. Peki bu Ahmetçe köyü sizin evinize ne kadar yakın mı, uzak mı? 20 dakika bir şey. Ercan Orhan'ın o akşam ne yaşadığına dair sorulara yanıt vermek yerine ilgisiz konuları gündeme getirmesi üzerine Müge Anlı, aralarında bir anlaşmazlık yaşanıp yaşanmadığını sordu. Ercan Orhan kişinin kızıyla sevgiliymiş abim. Onu da öğrenmiş olduk. 15-16 yaşında çocukla olur mu sevgili? Müge Hanım, olmaz. Biz de inanamadık. Senin küçük çocuğuna falan bir şey mi yaptı? Sen onu mu gördün? Yok, hayır. Şöyle bir durum var. Ercan Bey'in hanımıyla kızı Ezine'ye geliyorlar. Abim boyuna bir şeyler alıyor.
alıyormuş. Bunu da kızıyla eşi kendisi söyledi. Kıyafet alıyor, ayakkabı alıyor. Bizim arkadaşlar da dedi ki muhtemelen bunlara bu sevgili dedi. Kayıp gencin Ercan Orhan'ın eşi ve kızına hediyeler alması da dikkat çekici bir ayrıntı olarak gündeme geldi. Eşi oğlumu yerinde... özel olarak telefonla çağırıyor. Benim diyor ilaçlarım bitik, ilaçlarım var. Senin oğlun değil, senin bir yakını değil, akraban değil. Nasıl eşin böyle bir şey diyebiliyor ya? Polisi görünce de niye tanımıyoruz diyor eşinle kızın. Oğlum kaybolduktan sonra mı tanımıyoruz deniliyor. Bedavaya mı alıyor abim size bunları? Bu kadar mı hayırsever bu çocuk? Karşılığını görüyor ki alıyor. Bu adam hayırsever mi bu kadar Müge Hanım? Akrabamız olmaz, bir şeyimiz olmaz bunlar bizim. Abim kaybolmadan önce tanışmıyorduk biz bunlarla. Evime geliyordu, yatıyordu, kalkıyordu. Niye? İş şeyin alakalı. Siz böyle yasa dışı bir iş falan mı yapıyordunuz? Ben 2015'te evet yapıyordum. İnsan kaçakçılığı yapıyordum. Geldik şimdi. Şimdi İnsan ne oldu bu çocuk gene böyle bir insan kaçakçılığı ben, yaparken ben, kim buraya gitti? Ne oldu yani? Ben 2015'te yapıyordum, yakalandım. Ondan sonra dedim, bir daha dedim yapmıyorum dedim. O bu yasa dışı işe devam etti mi? Ediyordu. İşte o yüzden geceleri bazen geliyordu evime. İyi de sizin evde genç karınız var, kızınız var. Bu da genç çocuk yasa dışı bir işle uğraşıyor. Siz aynı o yasa dışı işle ilgili ceza almışsınız. İnsan bir daha onu evine ister mi? Ya onu kardeşim gibi görüyorum ben. Doğru yoldan sapınca insan biraz mesafesini koyar. O günde var mıydı bir iş? Geldi benim yanıma. Abi dedi geldim ama dedi bana telefon geldi. Ben dedi hemen dedi gitmem lazım dedi. Ama gidememiş, köyden dışarı çıkamamış. Köyde veriyor sinyal. Onu bilmiyorum efendim. Ama 3 tane Afgan var dedi. Bunlarla beraber çalışıyorum dedi. Hemen dedi gitmem lazım abi dedi. Kusura bakma dedi. O zaman dedim tamam oğlum dedi. Sen kendin bilirsin dedim. Sizinle konuşurken ailesinin yanındaymış. Size aldığı alkolü, cebindeki parayı, araba istediğini söylemiş. Hani bu konuşma onların yanında olmasaydı öteki işleri konuşabilirdik ama yanında 7000 lirayla elinde alkol şişesiyle size geldiğini aile duymuş zaten. Bu iş bence öteki yasa dışı işle ilgili değil. Bu başka bir iş yani. Ben sizin niye Gökhan'ı evinize aldığınızı da anlayamadığım için. 2015'ten beri ben çalışıyorum bununla. Benim kızımla hanımım gittiler Ezine'ye. Ben de Gökhan'ı ararım. Bir dedim ilgilenir verir misin dedim ablana dedim. E tabii ilgilenir verim abi dedi. Senin hanımın dedi benim dedi ablam dedi. Siz de biraz kıskandınız mı sonra ne oldu? Zaten ben söyledim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu mülteci işi olamaz. Çünkü mülteci işinin yeri orası değil. Abimin sinyal verdiği nokta yolun kenarında Müge Hanım. Ahmetçe'nin altında. Ahmetçe'den gidiliyor. Yani bence burada başka bir şey olmuş. Bütün bunları anladım da tamam işin içinde yasa dışı işler var, o var, bu var falan ama yani size sonra gece arayıp da bana yardım et deyip telefonun kapanması kısmı falan enteresan. Yani evet. O ses... Evet. Sarhoş bir insanın yardım et sesi miydi yoksa bir kaza geçirmiş, kan kaybediyor öyle bir ses. Aynen o şekilde. Evet. Eminim. Anne duydun mu? Duydum hocam, duydum hoparlörde. Ben bile oğlum neredesin, ne oldu, başına bir şey mi geldi? Arabayı aldın da kaza mı yaptın diye bas bas bağırıyorum. Yani yer söyle, seni allayayım mı ya da aldırayım bir yere başvurayım diye bağırıyorum. Sadece yardım de ah dedi bu kadar. Ay Allah ya. Bu mülteci işi gibi değil ya. Bunda dur bakalım. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ve hayatı değiştirebilsem. İyi olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım. Hepimiz için dilediğim bu gerçekten. Hepimiz el ele vererek bu acıları hafifletebiliriz. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. Efendim günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Evet bugün biraz neşesiz açıyoruz programı. Çünkü biliyorsunuz dün bir anne oğul gelmiş stüdyomuza. Biraz önce izlediğiniz oğullarının 9 gündür kayıp olduğundan bahsetmişti. En son görüştüğü kişi de Ercan demişti. Ercan yayınımıza bağlandı ve çok çelişkili ifadeler verdi. Olayı mülteciye hatta benim halka olarak anladığım Afganlılarla... İşte görüşüyor, var. İnsan kaçakçıları yapıyor, mülteci kaçakçılığı yapıyor falan öyle bir şeyler anlatmıştı. Ancak yani eşi ve kızı, şimdi 32 yaşında, çocuk 23 yaşında, evde bir kız var, karısı var, her gece geliyorlar falan. Böyle bir hani anlamlandıramadığımız ilişkiler zinciri anlattı bize. Yayının hemen ardından Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü Ercan'ın evine gitti. Ercan'ı aldı, karakola götürdü. Karakolda da Ercan ne yazık ki... 9 gündür aranan Gökhan Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Öldürmüş çocuğu. Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim. Yani Allah rahmet eylesin. Amin.
İşte İzmir'e mi gittim? Tabii aile polise tanımadığını söylemiş demişti ya. O da demişti ki hayır ben polise öyle bir ifade vermedim. Hani ayrıntılarını bilmiyorum ama demek ki ailenin dediği doğru. Demek ki polise tanımıyorum dedi. Sonra dün yayında anlattı yok mülteciydi yok oydu o gün geldi bugün gelmedi falan diye anlattı. Demek ki bu çelişkiler emniyetin de dikkatini çekti ki yayının hemen ardından gitti. Hemen de itiraf ettirmişler. Demiş ki ben demiş otomobilin içinde vurdum demiş. Sonra yaralıydı. Yaralıyken de o sırada evet kardeşini aradı. Kardeşi demişti ya beni aradı abi yardım et dedi. Yaralıydı. Ben bir süre kolonyayla yani ilk yarayı tedavi etmeye çalıştım. Ama baktım ki şey yapamadım. Hani tişörtünü çıkarttım. Kolonyayla yarayı temizlemeye çalıştım. Bir süre kurtarmak için uğraştım. Ama daha sonra Arıklı Köyü civarındaki ormanlık alana geldiğinde arabadan indirip kafasını ateş ettiğini itiraf etmiş. Sonra cesedi bırakmış hemen yolun kenarına. Yani gömmeye bile zahmet etmemiş. Cesedi de atmış yolun kenarına. 9 gündür de orada yani kurda kuşa yem bırakmış onu. Sonra cinayet silahı olan av tüfeğini olay yerine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki dere yatağına atmış. Peki neden öldürmüş? Ben cinayete gerekçe aramıyorum açıkçası. Yani cinayete gerekçe aramak bana ölen kişi adına çok haksızlık geliyor, acımasızlık geliyor. Ama tabii neden öldürdüğün sorusunda bir cevabı var. Kızımdan kıskandım demiş. Kızı da meğerse dedim ya ben sen kaç yaşında baba oldun? 32 yaşındasın. Çocuk 23 yaşında hangi kızında ne yaptı? Meğerse kızı da üvey kızıymış. Hmm. Ondan sonra tabii bütün bunları anlatırken cesedin yerini gösterdi. Yer gösterme yaptı, ceset bulundu. Silahın yerini gitti jandarma, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı hem cenazeyi işte aldı. Hem gitti cinayet silahını aldı. 7.000 lira nerede? 7.000 lirayı görmedim. Hmm. Bütün mesele 7.000 liranın üstünde. 7.000 lirayı görmemiş yani her evet. Şey var. 7.000 lira yok. Bir de bu kadar kıskanç bir adamsan o zaman her gün evine adamları almazsın. Kardeşim ben size bir şey söyleyeyim. Adam gibi adam. Bak lafımın da arkasındayım. Hanginiz ne söylerseniz söyleyin. Adam gibi adam evine erkek arkadaşını getirip içmez. Tabii. Bu kadar ya. Net. Açık ve net böyle altını böyle kalın harflerle çiziyorum. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir hayat yok. Hani diyorum ya bazı şeyler olur bazı şeyler olmaz. Bu olmaz. Evine de alıyorsan eğer adamları bir de çilingir sofrası kurup içiyorsan bu senin aileni her türlü tehlikeye açtığın anlamına gelir. O zaman da bunda da küsmece darılmaca yok. Her türlü beklenmedik olay başına gelecek demektir. Hı. Ama 7.000 lira nerede kısmının cevabı yok. Evet Gökhan Özkan'ın en son görüştüğü Ercan yayınımızdan sonra Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Dediğim gibi itirafı da çok uzun sürmedi. Ve mahkemeye girerken muhabirime de namusum için açıklamasında bulundu. Müge Anlı sordu. Telefondaki Ercan Orhan panikledi. O gün bir araba bakacakmışsınız. Sizin yanınıza gelmiş. Benim yanıma gelmedi. O gün görüşmediniz mi? Ya saat 8.30-9 civarlarında görüşürüz. Ercan Bey sen biraz heyecanlısın da bak konuştuğunu da şimdi anlatmaya başlıyorsun. Canlı yayındaki o ısrarlı sorular bir cinayeti aydınlatmaya yetmişti. Siz böyle yasa dışı bir iş falan mı yapıyordunuz? İnsan kaçakçılığı yapıyordum. Geldik şimdi. Kayıp gencin insan kaçakçılığı yaptığını söyledi. Tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Geceleri bazen geliyor evime. İyi de sizin evde genç karınız var, kızınız var. Bu da genç çocuk yasa dışı bir işle uğraşıyor. Siz aynı o yasa dışı işle ilgili ceza almışsınız. İnsan bir daha onu evine ister mi? Müge Anlı ısrarla 23 yaşındaki Gökhan Özkan'a ne olduğunu sordu. Bu iş bence öteki yasa dışı işle ilgili değil. Bu başka bir iş yani. Bu bir taşkınlık falan mı yaptı? Küçük çocuğuna falan bir şey mi yaptı? Sen onu mu gördün? Yok hayır. Köyden dışarı çıkamamış. Köyde veriyor sinyal. Onu bilmiyorum efendim. Bu mülteci işi olamaz. Çünkü mülteci işinin yeri orası değil. Bence burada başka bir şey olmuş. Başka bildiğiniz bir şey varsa söyleyin de bulalım. Belki de çocuk bir yerde gerçekten yolun kenarında. Aşçılık yaptığını ve insan kaçakçılığından cezaevinde yattığını anlatan şüphelinin çelişkili açıklamaları araştırmacı gazeteci Müge Anlı gibi Aybacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de dikkatini çekmişti. Yayının ardından Gökhan Özkan'ın en son görüştüğü arkadaşı gözaltına alındı. Aybacık Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan Ercan Orhan korkunç cinayeti itiraf etti. Namusumu kim lan? Kızıyla
kızıyla münasebeti olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi. Cesedi Ayvacı'ya bağlı Arıklı Köyü civarındaki ormanlık alana atmıştı. Ailesinin 9 gündür aradığı 23 yaşındaki gencin cesedi katil zanlısının söylediği yerde bulundu. Ayvacık ilçe jandarma karakolu olay yeri inceleme ekibinin bölgedeki delil araştırmasının ardından talihsiz gencin cesedi morga kaldırıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa çıkartılan katil zanlısı burada da polisteki ifadesini tekrarladı. Arkadaşınızı neden öldürdünüz? Hani insan kaçakçıları yüzünden. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen katil zanlısı muhabirimizin sorusuna öfkeyle karşılık verdi. Namusunu kinle! Cinayeti namus için işlediğini iddia eden katil zanlısı öldürdüğü gencin üzerinde herhangi bir para falan görmediğini ileri sürdü. Pişman mısınız? Kardeşim diyordunuz kendisine sabah. Ya onu kardeşim gibi görüyorum ben. Kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak Çanakkale kapalı cezaevine götürülüyor. Vah gidene. 23 yaşında gencecik bir çocuk ama bu gençlere de ne oluyor sorusunu tabii ki ayrıca konuşmak lazım. Evet. Ercan'ın da işte bu cinayete kurban giden Gökhan'ın da ne yazık ki insan kaçakçılığından işte işledikleri suçlar var. İmza atıyorlar hala. Menfaatler çakıştı muhtemelen. Ama 7 bin lira nerede? Evet. Ben o 7 bin lirayı yani 7 bin lira meselesi. Bütün mesele 7 bin liranın üzerinde dönüyordur. Hiç merak etmeyin. 7 bin lirayı orada alıp adamı öldürmüştür. Başka çare yok. Yani hiç başka ihtimal yok. Peki bakın yakında göreceksiniz. Para karşı yani paraya tamah ederek, evet teşekkür ederim, tamah ederek işlenen bir cinayet. Evet, yani kimseye artık benim param var, araba alacağım bile evet. demeyeceksin evet. yani. Yani en evet. yakın görüştüğün en yakınına dahi bunu söylemek insanların başına neler geliyor. Ama yani tabii ki yakın, gerçek dostlar için bunları konuşmak doğru değil. Dost görünüp de kuyunu kazma düşüncesinde olan, her gece kanını emmek işte, düşüncesinde 7, olan. 7-24 beraberler, her gece beraberler. Annesi anlattı elinde dedi içki şişesi. Bir kiloluk, şimdi isimlerini söyleyemiyoruz ya Rütük kuralları evet, gereği. Evet, i̇şte bir kiloluk evet. o pahalı içkiden evet. almış eve gitmiş demek içtiler. Tabii canım. Ne olduysa işte 7 bin lira evet. nerede bilmem ne falan ben başka bir şey düşünemiyorum. Belki eve davet edip içki masasına oturtma da yine planın bir şeyi, düşüncesi yani. Uygulanacak planın başka bir görüntüsü. Müge Hanım beyaz... bir kere pardon lafınızı kestim. Kanuni bir yola, kanun dışı bir yola saptığınız andan itibaren, kanundan çıktığınız andan itibaren zaten artık her şey başınıza gelebilir. Yani belli ki birileriyle sürtüşeceksiniz, belli ki para ön planda olacak. En ve o para için sizi en yakınları. Kesinlikle niye söylüyorum? Öyle. Dün de söyledim. Define için toplanıyorsunuz. 4 kişi bir yere gidiyorsunuz. Artık ne buluyorsanız sonra içinizden evet. işte bir tanesi diğer üçünü vuruyor. Çünkü o defineyi kendisi almak istiyor. Aslında sonra siz ona en yakın arkadaşınız zannediyorsunuz. Nerede benim çocuğum? Çocuğun nerede? O defineyi nereye kazdıysa içine de koyup üstünü de taşla örtüyorlar. Nereden bulalım evet. koca memlekette define için kazılan yeri? Buldukları defineyi bölüşürken hakkına, anlaşmazlık çıkıyor. Hakkına sahip olamamak, yetinmemek. Evet. Senin hakkında ben alırsam kendime istikbal temin ederim diyor. Ve o arkadaşlık. Para tatlı geliyor. Ne arkadaşlık evet. kalıyor ne bir şey. Çünkü maalesef. Suça eğilim var zaten burada. Maalesef. Yani suça eğilimli insan onu da yapıyor. Ya Beyaz TV'de hafta sonu haberlerini sunan Tahir Sarıkaya vardır. 2-3 gün evvel konuşuyorduk ne yapıyorsun dedim. Arabamı satıyorum dedi. İşte dedi biriyle buluşacağım dedi. Arabamı göstereceğim. Neredesin şuradayım dedim ki yalnız mısın? Bak şimdi daha hiç bu olaylar yok. Dedim ki Tahir dedim yanına birini al dedim. Böyle dedim hani araba para pul işleri olduğu zaman dedim. Ya dedi ki Müge dedi sen de her gün dedi bu olayları dedi işliyorsun ya tabii dedi yani senin de dedi. Bakış hani, açım bozuldu. Hani, hayır bozuldu demedi şüpheci. Yani sen hep şeyde şüpheli bakıyorsun olaylara. Dedim ki Tahir'cim bak dedim araba dersin hani alırlar götürürler. Bari kiminle buluşacağını hani söyle de hani nereden arayacağımızı bulalım. Bak Tahir'cim görüyorsun işte. 2 gün sonra 7 bin lira için 7 bin liraya. Ya 7 bin lirayı küçümsediğim için söylemiyorum ama 7 bin lira insan canının
karşılığı olabilir mi yani? 7 bin lira en yakın 23 yaşındaki bir çocuk için. Dün gerçekten biz haber veremedik aileye. Aile burada oturuyor hala çocuğundan haber gelecek diye. Sonra jandarma işte köydeki yakınlarına haber vermiş. Dayısı aradı. Ekip arkadaşlarımız da oturuyorlar hani haber gelince yardımcı olabilmek için. Herkes oturuyor şimdi odada böyle. Ondan sonra dayısı arayınca anne öğreniyor. Ya o kadını tutmak mümkün olamadı yani. 23 yaşında Allah yardım evlat. Etsin. Allah yardım onu etsin da kardeşini de hastaneye götürdüler. İğneler vurdurdular falan. Yok kardeşim kadın sakinleşmedi. Benim oğlum nasıl öldürülür diye. Yani bu görüntüleri de şunun için size izlettireceğim. Yani bir cana kıyarken o canın da canları olduğunu unutmamak lazım. Tek bir kişiyi öldürmüyorsunuz aslında. Yani kimleri kimleri etkileyen bir kötülüğün içine düşüyorsunuz. İşte o anne, o kardeş. Günah değil mi o çocukta üniversite öğrencisi? Allah bir şey demişti. Baba cezaevinde. Kardeşim bakıyor bize. Abim bakıyor bize. Kazandığı parayı getirerek ben okuyorum dedi. Şimdi onun tahsil yaşamı da o kardeşin muhtemelen sekteye uğrayacak. Kolay mı bu acıyla bir de? Tabii. Akşam saatlerinde telefonla gelen acı haber yaktı Özkan ailesinin içini. Bir şey mi oldu Mehmet? Alo? Hat çekme. Bir şey oldu. Mehmet'e sen. Hayır. 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 Gözyaşları 23 yaşında kaybettiği abi için akıyordu. İnanmak istemiyordu zamansız gidişini. Nerede bulmuşlar da ya? Abim değildir de evi değişeceksin nerede ya? Kesin o yaptı abi. Abi Erdem yaptı abi. Paralı yaptı, çağırıyordu abi. Bu ani ve acı gerçekle adeta yıkılan anne oğlu ekibimiz sakinleştirmekte güçlük çekiyordu. Oh, 23 yaşındaydı abi kim ne ister. Evlat acısına dayanamayarak fenalık geçiren anne çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı acı karşısında görenlerin yüreğini dağlayan annenin bu acı gününde arayarak yanlarında olan Müge Anlı'dan tek bir isteği vardı. Müge abla kurbanız olayım neyle vurulmuş? Bu Müge ablacığım kurban olayım ölüyorum canımdan can gitti. Oğlumun katildeki yüzü gösterme ne olur. Ne olur Müge abla yalvarıyorum. Kederli aileyi bir an olsun yalnız bırakmayan ekibimiz cenaze işlemleri için anne ve oğluyla birlikte Çanakkale'ye doğru hareket etti. Efendim ben Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Ayvacık İlçe Jandarma Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı ihbar kabul ettikleri ve olaya hemen müdahil oldukları için. Aileye de başsağlığı diliyorum. Dün konuşamadım yani ne diyeceğimi bulamadım. Bana kadıncağız ne dedi biliyor musun bu kadar acısının içine? Şimdi dedi bu dedi af çıkarsa dedi katil dışarı mı çıkacak dedi. Bana bunu sordu. Ben dedim ki yok dedim çıkmaz herhalde onlara af dedim yani. Yani zaten affın tarihi herhalde biraz eskidir. Bu olayı kapsamaz. Ama bu tür daha önceki eski olayları kapsar mı kapsamaz mı henüz o iş aydınlığa kavuşmadı. İlk onu sordu biliyor musun? Dedim ki bu kadar acısının içinde... Evet. Bana ilk sorduğu soru oldu yani. Evet. Çünkü onun yüreğini tek bir parçacık olsun aydınlatabilecek ceza tek şey. Cezaevinde mahkumiyeti. Ceza almış olması. Ceza alması gayet tabii. Ben bu arada sizi kutluyorum Müge Hanım. Gerçekten bu bütün hani bu programın belleğine yazılması gereken ciddi bir başarı. Aa, teşekkür çünkü ediyorum. Sağ olun. Çünkü gerçekten hani böyle bir sonuca gitmek. Çok kolay olmayan bir şeydi.
Şimdi gerçekten ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ hızlı olun. Bir şekilde teşekkür bir de ediyorum. Sonlandı. Yani gecikmedi adalet. Evet. Yani orada kurda kuşa çok yem olmaktan kurtuldu. Ben de ondan dolayı çok mutluyum. Zaten anlıyorsun artık. Ben artık haberlerde bile böyle olayları izleyemiyorum, biliyor musun? Çünkü çıkıyor birisi bir şey anlatıyor. Ay yalan söylüyorsun diyorum. Ondan sonra geçiyorum öteki kanala. Yani hani o kadar belli ki artık insanların, evet, böyle bir şey söylesinler hemen anla. Ama tabii ispat etme süreci çok, evet, zor. Onu da sağ olsun Emniyet Müdürlüğümüz yaptı. Bakın aramızda Hatice Ayhan var avukatıyla beraber. Yaşar Türkoğlu ve yeğeni Nermin Karabacak'la beraber. Size çok önemli bir haber daha vereceğim. O nedenle buradalar. Hatta sizin bile haberiniz yok sanırım. Yok. Size çok önemli bir haber vereceğim. Birazdan ama ekibimiz anne İlkay Özkan ve kardeşi Hüseyin Özkan'ın yanında. Tekrar başsağlığı diliyorum size. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun Müge Hanım. Müge Hanım, bu namus meselesi değil. Kendi denesi o 2015'ten beri evime geliyor diye. Madem namus meselesi de niye evine sokuyordu benim yavrumu? Madem namus meselesi de parası nerede? Niye yine paran var mı tamam mı diye sordu, telefonda çağırdı. Ve aile bir gün önce geliyor annesiyle, eşiyle ne kızı. Benim yavrumu buradan Ezine'den çağırıyorlar, birlikte görüntüleniyorlar. Bunlar aile boyu birlik olduk Müge Hanım, bu aileyi serbest bırakmayın. Benim yavrumun katili kolay bir ceza almasın, yardım edin. Vallahi hayatım, pofuduk terlik alırken namus meselesi değil. Beraber içki içerken namus meselesi, evet, değil. Ortada 7 bin lira olmayınca namus meselesi demenin de tabii bizleri inandıracak bir tarafı yok. Onun altında başka bir neden olabilir. Burada onu söylemeyeceğim. Yani namus meselesi denilen şeyin altında başka bir şey olabilir ama onu söylemek şu an doğru değil. İçinizden sizlerin de geçiyordur, evet, zaten yani. Hayatım, Allah yardımcın olsun. Ya. Müge Hanım, 2015'ten beri namus meselesi yoktu. Bu 7 bin lira para ortaya çıkınca mı namus meselesi oldu? Aynen. İkide bir paran yanında mı diyor. Niye ailesi, kızı, eşi beraber gelip de buraya Gökhan'ı çağırıyorlar? Vallahi hayatım, namus meselesiyse madem niye çağırıyorlar benim yavrumu? Canım, her namus meselesinin sonunda cinayetle bitecek diye bir kural da yok zaten yani. Görüşmezsin, kesersin bağını. Şikayetçi olursun. Şikayetçi olursun eğer küçük bir çocukla. Yani burası da ilk çağda şeylerde, dağlarda, kavuklarda falan yaşamıyoruz yani, kavuklarda, mağaralarda. Neyse, o nedenle zaten devletin işte savcısı var, polisi var, hakimi var, jandarması var. Yani nedeni bu. Hayatım... Yani en azından evladının cenazesini... Namus meselesi yoktu. Yok, 7 bin lira diyoruz, para ikide bir. Evet, o gün telefonda diyor. Paran tamam mı? Paran tamam mı? Paranı al da gel. Paranı al da gel. Madem namus meselesi ise canına kıyarsın, parasına malına dokunmazsın. Ama para yok ortada. Namus meselesi altına sığınıyor. Bak, burada çok doğru bir şey söylüyorsun. Eşi ya da kızıyla ilgili bir mevzuda bunu doğru kabul ediyorum diye söylemiyorum. Olayı anlatıyorum. Eşi ya da kızıyla ya da işte kardeşiyle ilgili bir mevzuda gidiyor, birini öldürüyor. Hiç üzerindeki paraya dokunmuyor. Çünkü zaten o adamın bir lirasını almak istemez ki. Eğer yani, gerçekten namus düşüncesiyle yapmışsa. Hayır ya, atıyorum işte eşine ya da kızına tasallukta, evet, bulunduğunu, evet, düşünmüş. Yani işte, ben bunun karşılığı cinayettir demiyorum. Bak, hayır, hayır. Çiziyorum. Ama... Bu niyetle, yani bu düşünceyle... O niyetle yaparsa dediğiniz gibi tenezzil etmez onun bir kuruşuna. Bir lirasını kuruşuna almıyor. Hatta bizim böyle vardı, nasıl üzerinde paraları almamış falan diye konuşmuştuk. Sonra altından, evet, yine bu tarz bir mevzu, evet, çıkmıştı yani. Evet. Ama, evet, bazen görünen köy kılavuz istemiyor işte. Hayatım, başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Gerçekten teşekkürlerimiz ve takdirlerimiz emniyetimize ve jandarmamıza. Yalnız... Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun, var olun. İnşallah, inşallah adalet de yerini bulacak. Şimdi dün ben fizik tedaviye başladım. Size anlatayım şimdi. Fizik tedaviye başladım. Sonra doktorum bana diyor ki Müge Hanım, biraz diyor hani sizin harareti düşürmek lazım. İşte yoga falan yapın diyor. Tam o sırada adamcağıza gireceğim. O sırada bir tane ATV'de de bizim
çalışma arkadaşımız Işılay. O sırada bir fotoğraf attı. Şişli Etvel'de bir tane çocuk bulunmuş. Daha doğrusu 112 bulmuş çocuğu. Şişli Etvel'e bırakmış. Siz bir bakın demiş. Doktorlar da muayene ederlerken üzerinde sevgi izi bulmuşlar. O da onu tanıdığı için şimdi Işılay da beni arıyor. Diyor ki bu sizin şey mi? Aa dedim bizim. Bulunduğum yerden çekmiyor. Şimdi yazık doktor da bekliyor. Demiştir ki kadına ne yogası? Ben kendim yoga olmuşum. Gittik şimdi dışarı çıktık. O çocuk mu bu çocuk mu? Çocuk evden kaçmış. Ondan sonra vardı fotoğrafı da zaten. Onun metresinde mi var? Ben izlemedim. Ondan sonra çocuk evden çıkmış oraya bırakmışlar. Neyse sağ salim önce o. Sonra cesedi bulundu haberi geldi. Sonra asıl bombayı aktaracağım. Asıl o haber geldi. Ben tabii fizik tedavi oluyorum arkadaşlar bu arada yani. Ama güzel haberlerdi. Yani hepsi kendi içinde acı da olsa sonuçta artık olan olmuş. Evet. Ben her zaman derim ya olayın çözümlenmesi önemlidir. Asıl bomba haberi sonrasına saklıyorum. Dediğim gibi konuklarla ilgili. Yaşar abi de duyunca şaşıracak. İyi ben onun bandını izlemedim. Mert Poyraz. Öyle mi? Teşekkür ederim Bilge Hanım'a. Demek ki böyle diye bana atmamışlar. Çünkü böyle yayınlanmazdı o zaman. Sevgi izi yaptırın. Şimdi öteki türlü kendisini ifade edemiyor. Hastanedeydi. İşte bugün bir sürü yazışma vesaireyle sosyal hizmetlere verecekti. Sonra annesi ertesi gün yayınımıza gelecekti. Benim çocuğum nerede diye. Ama işte bu vesileyle ben tabii Şişli Etfal çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Hemen onlar da ilgili davranmışlar. Yalnız sevgi izini biraz şöyle şurasına doğru yapmışlar. Arkadaşlar ne olur ben mesela şuraya yapın falan derken bunların hepsini düşünerek söyledim. Neden? Çünkü o zaman kazan da olsa hemen gözüküyor. Öteki türlü mesela 112 bulmuş ama o sırada muayene etmemiş onu. Hastaneye gidip muayene yapılırken dikkat çekmiş. Ne olursunuz yaptırırken şu sol bileğinizin görünen tarafına yaptırın ki görür görmez insanlar baksınlar oraya. Bu yukarıda yapılmış ama yukarıda aşağıda iyi ki yapılmış. Hemen ailesine sağ salim kavuştu. Ayşe'cim. Ayşe'cim de biliyorsunuz eşini aramak için stüdyodaydı. Kaç yıllıktı? 30? 33. 33 yıllık eşiydi. Benim eşim nereye gider ki dedi. Eşi kaçmış Ayşe'den. Eşini de bulduk. Gözün aydı. Sağ olun sizin sayenizde. Çok bak yüzün gülüyor bugün bakıyorum. En azından haberini aldım. Akşam aradı görüştük. Heh, nasılmış? İyiyim Balıkesir'e dedim. Gitmiş. Benim memleketime gitmiş. Yalnız bulalım onu Balıkesir'den de öyle alıp başını gidiyorsa onun bir sıkıntısı vardır değil mi? Var. Yani? Sen çok demiştin büyük bunalımda olduğunu söyledi. İstanbul'a alışamadığını söyledi. Dedim keşke böyle yapmasaydın, haber verseydin biz dedim çok merak ettik. Hı. İşte biraz konuştuk ama tedaviye ihtiyacı var. Evet. Onu anladım ben. Mutlu olmuş mu sen onu arıyorsun diye? Olmuş. Heh. Seni diyor üzdüğüm için, oğlumu üzdüğüm için diyor. Ben de üzgünüm, affet beni diyor. Çok üzüldüğünü söyledi. Hani bağışlayın beni böyle olsun istemedim dedi. Hayatım onun da bir yani bir bu arada size hepinize olmasa çok teşekkür ediyorum ekibinize. Hayır rica ederiz biz çok mutlu olduk. Sağ olun. Oğlum ve gelinim sayesinde buraya gelme yolu açılmış oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İyi ki onlara geldin bak. Sağ olun. O da 9 gündür yine eşini evet arıyordu. Bir de garip bir kayıptı ama sen daha evvel de bir kere böyle yapmış deyince sana dedim ki dur sakin ol. Buluruz evet. Bu aslında güzel evet bir şey. İşte o sırada Ayşe Hanım'ın da kocası bulundu ama asıl önemli gelişme efendim Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili yaşandı. Bir hatırlayalım. Öyle mi? Aa, reklama girmek zorundaymışız. Reklama girelim. Biraz siz de merak edin. Bunu biraz ne denir? Şey vermek istiyorum. Hani bu kez ağzımda bakla verelim. Biraz bakla ıslanmadı. Hani bakla ıslanmaz biliyorsunuz ama bu kez öyle yapmayacağım. Reklama girelim. 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı? Hiçbir şekilde konuyla ilgim yok. Kendi verdiği ifadelerden dolayı biz dedik herhalde o öldürmüştür. Hedef hep Hatice Ayhan. Yoksa akrabası Yunus Kahraman. Bir şekilde size ithaf edilmiş, yanlış yollarla gidilmiş ve bir mahkumiyet var. Ya ben 3 gün önce de teyzemi görmüştüm diyebilir misiniz? Kavun yedin, çay kahve içtin. Evet. Senin bu evde niye bir tane parmak izin çıkmıyor? Nasıl bir temizlikmiş canım? Yani her yerden ben cımbızla kıl tüy mü tutuyorum?
katledim. Hanımefendi öldürülmüş. Evet. Evet. Ya da ölü bulunmuş, sarılmış ve konulmuş. Sen bunu bulduğun kızın paketledin. Korktun, böyle bir ifade verdin. Herkes sıyırsın. Böyle bir dünya yok. Ben size iddia ediyorum. Ben bu olayda temizim. Ne her zaman dedik ya. Yunus kahramanı teşhis etmiyorsunuz. O sizin yeğeniniz değil mi? Yanınızda oturan kişinin ben annesini öldürdüğünü düşünüyorum şu anda. Bir şekilde bulsaydım annemi yok ederdim. Ben yapmadım. Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. 67 yaşındaki Gülümser Bulut, birlikte yaşadığı kızı Hatice Ayhan tarafından 18 Ağustos 2018 tarihinde İzmir'deki evinde sera naylonu ve çarşafa sarılmış bir şekilde çekyatın içinde bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Hatice Ayhan, anne katili suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde susuz yere yattım. 9 ay boyunca en önemlisi ben anne katili olarak lanse edildim. Ben sadece annemin cesedini buldum. Ne zaman bakın, buldun? Cumartesi günü buldum ve daha önce de polisi de aradım. Herkese de bilgi verdim. Eğer ben annemin meşhur cesedini olur. Amacım meşhur olmak değil. Siz, sen buradasın diye ben geldim. Olmak. Bir şekilde bulsaydım annemi yok ederdim. Ben yapmadım. Hatice Ayhan'ın cezaevinde bulunduğu sırada Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. 2018'in Nisan ayında kaybolan Özlem Akusta'nın en son görüştüğü isim olan Yunus Kahraman'ı teknik takibi alan polis, bu kişinin Gülümser Bulut'un cesedinin bulunmasından 3 gün önce evine girdiğini tespit etmişti. Ben ne evini bilirim, ne gelmişliğim var, ne gitmişliğim var. Hani bizim öyle bir diyaloğumuz yok. Ben cinayet günü bana haber verdiler. Hatta evin adresini sordum. Öyle gittim. Ama daha sonra tamamen tesadüfen aslında Gülümser Bulut'un evine gittiği ortaya çıkıyor. 2 saat 48 dakika kalıyor. Bir civarı evden ayrılıyor. Ya biz teyzemle sürekli görüşürdük. Öyle bir işte beni eve almama gibi vesaire gibi bir şeyle karşılaşmadım. Gittiğimde teyzem kahvaltı yapmamış sanırım. Gel dedi, beraber kahvaltı yapalım dedi. Hatta beni görünce çok mutlu oldu. Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili polis tarafından tesadüf eseri tespit edilen Yunus Kahraman, Nisan 2018'den bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Özlem Akusta ile kaybolduğu gün kameraya takılmıştı. Kardeşimi dedim en son gören sensin, biliyorsun değil mi dedim. Evet dedi. Gayet rahattı. Tabii yardımcı olurum dedi. Peki sen o gün hani bıraktın da diyorlar. Sen nereye gittin? Ben diyor voleybol maçına gittim. Sonra voleybol maçına gidenlerle konuşuyorlar. Yunus aynen. Oraya falan da gitmemiş. Evet. Nereye gittin diyor. Polis kent kartla gittim kent kart diyor. Gitmemiş. Evet. Esot'a binmemiş. Hiçbir şekilde gitmemiş. Güvenlik kamera kayıtlarında yok. Ortaya çıkıyor ki Yunus aslında o gün bir araba kiralamış. İkisi gidiş yönünde aynı arabadalar, dönüş yolunda Yunus tek. İki kişi gittiniz, niye sen tek döndün? Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili tutuklanan ikinci sanık Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta dosyası dışında bir başka kadın cinayetinden dolayı da 15 yıl cezaevinde kaldığı da ortaya çıktı. Yunus Kahraman 1999 yılında olay yerinde bir tatbikat yapmış. Soğuk kanlılığını soğuk terler dökerek izledim. Ben buranın kapısından önce oraya yere düştü. Kafasını arayınca dolaba çarpmıştı. Böyle düşünce bağırmaya başladı. Ben buradan hemen işte koştum, ağzını kapatmaya çalıştım. Yıllar önce işlenen bu cinayette ablasını kaybeden Volkan Kırlı da yayınımıza bağlandı. Gidiyor evine, yanında götürüyor odunla, kafasına vuruyor. Daha sonradan ölmediğini anlayıp boğmaya çalışıyor. Ablam da tabii refleks olarak suratına tırnaklarıyla çiziyor. Yunus Kahraman da DNA'sı tabii ablamın tırnaklarında kalıyor. Balkona çıkarıyor, halıya sarıyor. En sonunda 3. gün yakın bir arkadaşı vardı ablamın. Bir koku alıyor. Daha sonradan abim balkona çıkıyor. Balkona sarılmış bir şekilde ablamı yerde yatarak buluyor. Siz aynı Gülümser Bulut cinayetinin aynısını anlatıyorsunuz. Aynı, evet. Kaldığı odada çekyatın altında Türk Ceza Kanunu adam öldürme suçları onlara incelemiş. Zaman aşımına girmeyenlere falan yanına tik atmış. Verileri yok etmeme mesela. Nitelikli hırsızlık. Yani bunlar işaretlendiği yerler. Bizim mesela bu son cinayette aslında cinayeti işlediği ortaya çıkarsa hepsinin suçlanabileceği şeyler. Yaşlı kadının yakınları ve komşuları Hatice Ayhan'ın annesine şiddet uyguladığı iddiasında bulundular. İş yerinde bile kızla gelip beni hırpalıyor, korkuma dedi. Ben kimseye söyleyemiyorum. Beşinci dövdü Allah beni dedi yani. Demiş. Bazı konularda tartıştığım doğrudur ama hala ben tartışma. Hayır. Tartışmak, boğazını sıkmak, buralarına yara yapmak, annen polise gidip ifade vermesini tartışma. Görmedim hiçbir zaman. Hatice, mezmenden düşmedi abla. Yalan söyleme. Hayır, itmedim teyze. İtmezsin, hiç itmedin, hiç ellemedin canım. İtmedim, itme yok. Merdivenlerden ittiğini, boğazını sıktığını hepimiz
ediyoruz, birbirimize söylüyorduk. Niye kavga ettiniz? Bileziğini istedi. Ben de dedim ki anne motosikletimi satayım. Bileziğini ödeyeceğim dedim. Komşuların dedim. Kavga sesi aslında şimdi, bu. Evet. O nedenle de akşam geldiğinde aslında anneni aramıyorsun. Evet, doğrudur. İlk mahkemeye girdiğimizde var ya süslenmiş. Kızım. Podyuma çıkıyor. Yukarı arkadaki seyircilere gülüşükler, el sallama bilmem ne. Böyle yapmadım mı? Yapmadım yani. Yapmadım mı kızım? El insaf diyorum size, el insaf. Şimdiye kadar avukat olarak sustum ama yeter. Ben Yunus'un bu eve 2 saat 48 dakika içeride oturduğunu, kavun yedin, çay kahve içtin. Evet. Senin bu evde niye bir tane parmak izin çıkmıyor? İçeri giriyorsun. Sırtında çanta var, kadının poşetiyle niye çıkıyorsun? Çelişkili ifade, yalan ifade verdiği için bizim Hatice'nin baştan bu yana ifadelerinde en küçük bir çelişki yok. Yalan senin vurmaya zaman çalıştığın adam baştan beri her yediği içtiği yalan. Şimdi komşu Hasan Çanga'nın ifadesi var. Cuma günü 9'da Gülümser'i gördüm diyor balkonunda. Çarşamba günü işi bıraktım, iş bittiğinden dolayı. Perşembe günü annesini gördüm balkona çıktı, çamaşır atıyordu. Perşembe günü akşamı gördüm onu. Kesin hatta sabahleyin gördüm. Ertesi gün sabahleyin gördüm. Evde olduğum için balkona çıkıyorum. Bir izleyicimiz ben Gülümser Hanım'ın evine perşembe günü aşure götürmek için gittim. Açmadı kapıyı dedi. Aşure yapmıştım onun. Götürmüştük evine. Perşembe günüydü. Zile bastık kimse açmadı kapıyı. Kaç gibi götürdünüz? 2-3 gibiydi. Yunus Kahraman'ın avukatı ise Hatice Ayhan'ın cesedi bulma anıyla ilgili pek çok garipliğin olduğunu savundu. Şimdi bunlar olay yerinden alınan fotoğraflar. Bakın pencere açık. Bazanın üzerinde bu yatak var. Fındık faresi arıyorsanız bazayı öne çekersiniz. Bazayı açmazsınız önce. Ve hatta bazanın üzerindeki bu yastığı, yatağı direkt yere atmazsınız. Ha bu mu yani bulunan? Aa. Bakın Müge Hanım bile burada bir ceset mi var diyor. Çeyiz onu bilebilecek tek şey kişi oradaki. Ya onu oraya koyan kişidir ya da onu oraya koyanla birlikte olan kişidir. Ya da onu oraya koyanın tanığı kişidir. Başkası değil. Bazanın başında çok ufak bir açıklık vardı. Baza açıldı. O şekilde gördüm ve kendimi geriye attım. Bir fare olduğunu düşündüğüm için ben bunu çektim. Bakın bazayı çekmemişsiniz. Bakın bazanın altındaki battaniye 1 gram buruşmamış. Orada bazayı çeken kişi benim. Hatice Hanım baza duvara sıfır. Olay yer inceleme fotoğrafı. Bakın tamam, sıfır. Doğrudur, bakın doğrudur. Bazanın altındaki battaniyede kıpırdama yok. Bakın. Ben size şunu soruyorum. Hatice geldi. Annesini öldürdü diyelim. Tamam. Niye böyle sarsın ve buraya koysun? Altta garaj var. Annesini çeke çeke oraya götürür. Arabasının arkasına koyardı. Alır bir yere. Yani hiç sarmadan, etmeden hatta ya da gömerek aynen bırakabilirdi. Bu bir cepte dursun. Diyeceksiniz ki Yunus'u öldürse niye sarsın? Çok güzel soru. Değil mi? Evet. Yunus'u öldürse niye sardığının, ben Yunus'un geçmişini bilmesem ben de cevabı olmazdı. Ama şimdi bu sorunun cevabı beni şeye götürüyor. Bundan işte 20 yıl öncesine götürüyor. Tamam. Yunus niye Nilgün Kırlı'yı öldürdüğünde halıya sarıp balkona bırakmış? Orada da bir sarıp bırakma şekli var. Saklıyor tamam. Yine. Çok niye güzel, susuyor? Çok madem 99'u biz baz almıyoruz. Ha, bana niye olduğunu açıklasın. Korkuyor. Tamam. Korku yok. Yayına telefonla katılan bir diğer sanık Yunus Kahraman'a Gülümser Bulut'un evine gittiğini neden ısrarla sakladığı soruldu. Çünkü korkuyorum. Bilgi almak için çağrıldığınız bir yerde, karşılaştığınız tutum karşısında ister istemez böyle bir şey söylüyorsunuz. Siz kardeşinize yolda giderken şunu dediniz mi? 2 gün önce gitmiştim bak görüyor musun ya? Kadıncağız ölmüş işte. Hani bırakın cinayet falan bunu dediniz mi? Kimseyle paylaşmadım. Annenizle paylaştınız mı? Paylaşmadım. Neden? Hatice tutuklanmıştı. Annem de o gece sabaha kadar göz altında kaldı. Daha güzel ya. Sizin ilişkilendirdiğiniz bu iki cinayetin de bir şeylere sarılı olması da sizin talihsizliğiniz olarak mı niteliyorsunuz? Siz bu durumu nasıl niteliyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Talihsizlik. Bu çünkü benim bu yaşadıklarımı bilen bir kişinin yaptığını düşünüyorum. Yanınızda oturan kişinin ben annesini öldürdüğünü düşünüyorum şu anda. Evet. Evet efendim günlerce konuştuk bu cinayeti, Gülümser Bulut cinayetini. İki zanlı var. Biri kızı Hatice Ayhan, diğeri eve girdiğini söylemeyen yeğeni Yunus Kahraman. Ve dün çok önemli bir gelişme oldu. Mehmet Bey'den, avukat Mehmet Kozan'dan o gelişmeyi ondan alalım. Dün İzmir 3 Ağır Ceza Mahkemesi Yunus Kahraman hakkında yüze karşı tutuklama kararı verdi. Dosyada şöyle söyleyeyim, sizin programınızın bence büyük etkisi oldu. Çünkü burada dosya bizim kanaatimizce Türkiye'ce anlaşıldı. Sonuçta hani çok detaya da girildi burada belli konularda. Bizim sunduğumuz belli görüntüler vardı. Hatta ben... Şöyle bahsedelim. Efendim önce söyleyeyim. Evet, Yunus Kahraman İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tarafından
tutuklanma kararı çıktı. Dün de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet. Peki neden? Tabii burada bazı gelişmeler oluyor. Biz o sırada bunu paylaşamıyoruz ama önce şunu söyleyeyim. Hatırlarsanız yayınımıza bir hanımefendi röportaj yaptı ve dedi ki, şimdi konu şuydu. Perşembe sabah Yunus içeri girdi. Girdikten sonra gören oldu mu Gülümser Hanım'a? Gören oldu mu, olmadı mı? Sonra buraya bir hanımefendi röportaj yaptı ve dedi ki, ben perşembe günü aşure yapmıştım. Kapıyı çaldım ben 1.30-2 gibi ama kapıyı çalan olmadı. Açan olmadı. Kapıyı açan olmadı. Evet. İşte Mehmet Bey gitti bu ifadeyle beraber. Bir de biliyorsunuz diğer kayıp bir hanımefendi var ki o da öldürüldüğü ne yazık ki malum ailesi tarafından da bizce de. Onunla da ilgili işte bu kredi kartı meseleleriyle beraber Mehmet Bey yayınımız devam ederken tekrar bir mahkemeye başvuruda bulundu. Evet. Değil mi Mehmet Bey? Doğru anlatıyorum. Doğru. Ve işte bu başvurunun sonucunda kaçma şüphesi, yani siz anlatın onu, aslında şimdi size şöyle, karar verdi. Bir tutuklama kararı çıktı. Evet. Şöyle söyleyeyim. Mahkemenin gerekçesinde zaten diyor, tekrar CD kayıtlarının izlenmesi, diğer sanık müdafin bizim verdiğimiz flash bellek görüntüleri, suçun katalog suçlardan olması, delillerin karartılması, kaçma telekisi vesaire tutuklanmasına karar verildi. Bir de işte morfolojik inceleme için İstanbul Üniversitesi Fakültesi'ne ellere ilişkin görüntü kayıtları gönderildi. CD'de karşılaştırma yapılacak işte banka kartından çeken, evet anatomi bilirkişi tarafından. Ayrıca şimdi ben burada bazı şeyleri açıklayamıyorum. Yani yargılama 16 Aralık'ta yapılacak. Bizim elimizde belli doneler de var. Bunu mahkemeye de sunduk. Sunacak olduklarımız da var. Çünkü HTS'leri falan biz çok detaylı, dakika dakika yani şey yaptık. Haritasına çıkardık çizelge olarak. Mahkemede daha da detaylı bazı doneler koyacağız. Biz şuna inanıyoruz. Yani benim buraya gelmemdeki ilk başta da söylediğim size esas onu da açıklamak istiyorum. Hatice için ciddi anlamda tehlike mevcuttu. Hatice anne katil olarak suçlanıyordu. Otobüste, toplu taşıma araçlarında belli tacizlere maruz kalmıştı. Aslında, evet, benim haberim yoktu ilk etapta. Hatice canlı yayına bağlandı. Ben şaşırdım. Hatice'de biraz da kendini ifade problemi var. Türkiye'de tanıdığını düşünüyorum. Yani Hatice çektim diyor ama çekmeye çalıştın mesela, en basitinden örnekleri var bunun benzerinde. Buna ilişkin de zaten belli raporlar var. Biz bunu mahkemeye sunacağız. Şuna inanıyorum artık, yani biz esas buraya gelmedik, amacımız Hatice'nin bu işi yapamayacağını anlatmaktı. Kamuoyu nezdinde programımızın ciddi anlamda çok gücü var. Çok. Benim buradaki katılmamdaki en büyük ikinci sebep de Özlem Akustu olayında. Çünkü avukat olarak gece saat 3'te beni Amerika'dan, Avustralya'dan arayan insanlar var. Programımızı izliyorlar. Şu olabilir, bu olabilir. Eğer ki Özlem Akustu'da, Karaburun'da veya başka bir yerde gören varsa direkt arayacağını biliyorum. İşte dünkü olay mesela anında çözülebiliyor burada, çok hızlı şekilde hareket edildiği için. Tabii ben sıcağı onda, sıcağına evet, gelen olaylarda tabii ki çok hızlı davranılıyor. Olabileceğini yani o yüzden kimsenin beklememesi gerektiğini düşünüyorum, evet, ben de. Bu sebeple katıldık. Akabinde ben beklemiyordum. Gerçi tam da olmadı. Hani Yunus'un katılacağını düşünmüyordum. İşte arkası dönük bir şekilde katıldı. Orada ona bir soru sordum. Çünkü burada ben tek avukat olarak gözüküyor olabilirim ama biz ekip olarak çalışıyoruz. Adli tıp profesörümüz var İzmir'den. Psikiyatrist ve psikolog arkadaşlarımız var. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Biz bu dosyayı, Hatice'yi dosya olarak bakıyorum, 585'i. Dosyayı ciddi anlamda irdeledik. Hatice'nin psikolojisini, karşı yanı. Bir de çok sahip çıktınız yani. Tabii burada şunu da söyleyeyim. Yani Yunus Bey'in avukatına da Yunus Bey diyorum işte, ne yapayım olsun, o da benim terbiyem, ne diyeyim. Yani Yunus Kahraman'ın avukatına da çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka. Zaten sizin de bir dostluğunuz var. Evet. O da müvekkilini gayet iyi savundu. Ama tabii hayatta da bazı gerçekler var. O gerçeklerin ortaya çıkması hepimizin en büyük dileği. Hazır lafı gelmişken şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar beni dinlerken lütfen kulaklarınızla dinleyin. Yani bazılarına söyleyeyim. Tabii bu biliyorsunuz yıllarca çok tartışıldı. Böyle bu üniversite sınav sorularını alıp üniversiteye girenler malumu, yani hepimizin malumu. Herkes her meslek grubunda olabiliyor. Gördüm öyle birini. Kendisini avukat diye niteleyen, tabii devlet verince diplomayı, herkes avukat. Böyle işte inşallah sen de bir gün avukatlara ihtiyaç duyarsın falan diye böyle yazmış çizmiş. Neymiş konu? Yunus buraya bağlandığında, burada dosyada okuduk. Onu da söyleyeyim yani, artık söylemeden geçmeyeceğim. Herkese de vereceğim cevabını. Bunları çünkü dava da açıyorum. Herkese de davasını açacağım. Sonra dava açtıklarımda acıyorum.
daha büyük işler çıkıyor başıma tedavi ettirmek falan için ama olsun. Yunus ilk gittiğinde polise verdiği ifadede benim için en sıkıntılı taraf oydu yani en şüphemi çeken. Gittiğinde demiyor ki ben gittim Gülümser teyzemin evine. Polis bunu tespit ediyor Özlem Akusta'nın kaybıyla ilgili. Tekrar onu alıyor ve diyor ki gayet mantıklı bir soru. Sen gitmedim hiç evinin yerini bile bilmiyordum dedin. Yunus da bunun üzerine diyor ki ben buna cevap vermeyeceğim susma hakkını kullanacağım. Ben de dedim ki yine lafımın arkasındayım. Senin eğer bu konuyla hiçbir ilgin yoksa susma hakkımı kullanıyorum avukatım gelsin demeye gerek yok ki. Burada avukata ne ihtiyaç var yoksa bir şeyin cevabını verirsin. Burada avukata o sırada ihtiyacın yok demek hayatta avukata ihtiyacın yok demek ne? Nasıl acaba hangi mantaliteye uyuyor ve bu insanlar nasıl davalarını yarın acaba izlemeden kaynaklanıyor olabilir diye yürütüyorlar efendim? Yarın izlemeden. Şimdi ben ilk Perşembe Cuma şöyle örnek vereyim. Siz burada Hatice'ye soruyorsunuz. Hatice saçmalıkça ben müdahale ettim. Bizim arkadaşlar ofiste 6 tane arkadaşlar özellikle inceliyorlar. Bana 1406 tane tehdit mesajı gelmiş. Şeytanın avukatı kendini kaç paraya sattın, nasıl avukatlığını yapıyorsun diye. Evet yani bunları aslında konuşmamız lazım. Çünkü hep beraber gerçekten bu abuk subuk sosyal medyadaki linçlere ve tavırlara gerçekten normal insanların, normal ruh sağlığındaki insanların hep birlikte el ele vererek sevdiğimiz insan olabilir, sevmediğimiz insan yani olabilir ama hep birlikte el ele vererek karşı çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Burada bir avukata bir laf mı var? Benim söylediğim yine lafımın arkasındayım. Çağırır savcı. Ya da polis bir şey sorar, bir suçun yoksa eğer kendinden eminsen iki gün önce de oradaydım dersin. Ha değilim diyorsan zaten ben insanların neden yalan söylediğini düşünürüm bir. İkincisi polis bunu senin iki ay sonra önüne koyduğunda da yani susma hakkını da ben biz yüksek lisans falan yaptık hukuk fakültesinde diyoruz ama gerçekten birçok insan kadar avukatların bile yani bu suç dünyasının içindeki insanlar o kadar avukatlardan daha fazla böyle dolan başlı yolları biliyorlar ki avukatlar bile şaşıp kalıyorlar hani ne oluyor diye. Gördük tabii. Bazasının altından çıkanları, edenleri. Evet, evet. Yani suçun yoksa gider dersin ki gittim ya da gitmedim. Yani bu kadar dolan başlı hale dönüştürünce işi altında bir şey çıkıyor. Canım, ama bunu konuşacağız ama önce Yaşar Bey ne diyeceksin şimdi? Bak Hatice'ye söylediniz hadi şimdi. Benim söyleyeceğim şu. Hı. Avukat Bey deminden beri kendisinin reklamını yapıyor. Yapsın o hakkı. Fakat nerede burada reklam yaptı adam? Ay, ben özellikle reklam yapmadığımı belirtmeye çalıştım ama. Ya bir şey söyleyeyim. Hayır dediniz ya yani, 6 kişiyiz, ekibiz, şöyleyiz, böyleyiz ya onu yani diyor. Önce size teşekkür etti, bize de teşekkür etmesi lazım. Çünkü bu işi başlatan, ben ediyorum teşekkür. Ablamın katilini bulsun diye başvuran benim. Eğer kendisi olsaydı ben ediyorum teşekkür. Biz size teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ama Allah razı olsun. Bunu ortaya atan biziz. Ama şimdi ama o değil mevzu ki. Yani. Ama mevzumuz o değil abiciğim. Ya bak burada söyleyeceğim mevzumuz şu. Mevzumuz o değil. Ha, söyleyeceğim şu. Ben şurada rahatlayacağım. Mahkeme son kararını verdiğinde Gülümser Bulut'u öldüren Yunus Kahraman ömür boyu ağırlaştırılmış hapsine Hatice Ayhan'ın da beraatine dediği zaman ah o zaman rahatlayacağım ben. Tabii yani bu ne diyecek? Tabii ki hepimiz ama bu çok büyük bir aşamadır arkadaşlar. Yani, bu da çok büyük bir aşamadır yani. Yani bu aşamaya geldiği için de getirdiğiniz için de size çok teşekkür ederim. Estağfurullah çok ben yani. Mehmet Bey'e teşekkür ederim. Ona teşekkür edin yani siz onu, siz aynı taraftasınız. Ama onlar bizi hiçbir zaman aynı taraf görmediler mi geldi? Bizi devamlı. Belki Nermin'cim bir şey söyleyeceğim. Belki bugün olur yani bugün bir başlangıç olur buna. Hiçbir şey için geç kalınmış değil ki. Ben çok mutlu oldum. Neden? Çünkü ben bana sorduklarında... Hatice için mutlu olmadınız mı? Hatice senin kuzenin. Kendi adıma da mutlu oldum ben. Çünkü bana sorduklarında utanıyordum ben kuzenim böyle bir şey oldu dendiğinde. Artık aklanacaksa aklanmıştır inşallah. İnşallah doğru yolu bulmuştur devletimiz. Valla ben gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Çünkü devlet her zaman doğru yoldadır. Evet, devlet doğru yolu aramaz da yani, olaylarla ilgili evet. Tabii ki doğruyu bulmak önemlidir. Tabii biz ablam yani, öldürüldü. Kızı tarafından demek bana çok biz ağır biz utanıyorduk geliyor. Yani. Acı geliyor. Tamam işte ben hala da acı geliyor. Diye işte. Bak hala da mahkeme ne zamanki beraatine dedi. Biz bayramımız yani, o gün olur o zaman bizim. Bayramımız. Evet. Bizim bayramımız Hatice olur. Sen ne diyeceksin? İlahi adalet her zaman yerini bulur Müge Hanım. İlahi adalet
en başından beri hep Hatice Ayhan'ı suçladılar. Biz hep, hiç kimseyi suçlamadık. Hep burada Hatice bir şey Ayhan hedef seçildi. İlahi adalet, ilahi adalet yerine gelir. Tamam, lütfen. Hatice, ben diyorum, sizlerle muhatap değilim. Ben sizlerle muhatap değilim. Neden uyandım biliyor musunuz? Beni cezaevinde Ümmü Gülsüm Çınar tehdit etti. Ay yalan söylüyor Ümmü bu konuda. Gülsüm Çınar tehdit etti. İsminin bir ay sonra sen. Bir ay sonra beni mirastan lef etmek için her yolu denediniz. Çünkü sen o kadının sizlerle muhatap değilim. Sizlerle muhatap değilim. İlahi adalet yerine gelecek. Biz senin için yine de acıyoruz. Acınacak bir halde değilsin. Annesine yapan en kötü insansın sen. Neler yaptın? Yine de biz senin için acıyoruz çünkü biz vicdanlıyız. Sen de annen gösteriyorlar bir damla gözyaşı yok. Sen benim neler çektiğimi biliyorsun. Konuşma, biliyor biz seninle muhatap değilim. Ben sizlerle muhatap değilim. Umarım bu katil değildir. Şimdi... Ama çektiklerini, yaptıklarını annesine karşı 9 ay çektiği için mutluyum. Çünkü annesine çok eziyet etti. Sen ama katil olmaması için gene de dua ediyorum. İstemem. Şimdi... Kuzenim yani, benim. Bir şey sorabilir miyim? Bunu az önce yani kendi öz eleştirimi de yapayım. Evet. Şimdi ben bir evladın annesine, anne çok kıymetli bir şey. Evet, benim için öyle. Annesine sesini yükseltmesini dahi kabul edemem. Mümkün ama değil. Şimdi bütün bunları söylerken, bak öz eleştirimi şöyle yapayım. Ben tabii anneyi şimdi kendi annem gibi, yani bütün anneleri kendi annem gibi düşünüyorum. Hı. Ve öyle, ben de öyle görüyorum. Değerlendiriyorum. Ama şimdi bu programda da mesela öyle anneler ya da öyle babalar görüyoruz ki. Evet. Yani evlatları onlara bir şey söylediğinde mesela ben bile diyorum ki haklı çocuk diyorum. Peki anlatabiliyor muyum? Ablamla acaba böyle bir şey gördünüz mü? Hayır, ablanızı ben rahmetli olmuş tanımıyorum. Acaba ablanız da mesela ne bileyim işte ben bileziklerimi geri istiyorum falan demesi de bana hiç normal gelmemişti. Acaba bu anlamda aile ilişkileri ablamla normal değil, bizimki gibi değil. Bizim ailemizde asla böyle bir örnek yoktu ilk Hatice. Anladım. Ve biz utanıyoruz biz bundan. Yok yok, utanacak bir şey yok. Hayatta her şey insanlar için. Acaba ben de sizin yaptıklarınızdan utanıyorum maalesef. Sen çok terbiyesiz bir insansın. Sensin o karakterin terbiyesiz. Bak, lütfen. Çok hani bazı lütfen şeyler de genetik ya. Muhatap olma, ben senle olmuyorum zaten. Nermin'cim niye muhatap olmuyorsun? Siz kuzensiniz. Hayır, bana bu kadar iftira atan insanlarla ben muhatap değilim. Hayır, acaba bak soruma cevap ver. Acaba Gülümser Hanım da yani normal, sakin, kimseyle tartışması olmayan evet, kızları öyle bir insan mıydı? Çok mülayim bir kadındı. Kimseye de kayıcıya incitmedi. Niye o zaman bileziklerini istedi? Annesidir. Benim bile bileziğim sattığım zaman içim acıyor. Kendi bileziğimi küçülttüğüm zaman içim acıyor. Ama kızından istemezsin. Yani. Bir tane kızın var. Kızı her da, şeyini ona veriyorsun. Kızı da sürekli onu yiyor ama. Sürekli bir altın hesabı açmış kendileri. Anne ile kız ayrı hesap görüyorlar. Bana çok saçma geliyor. Ben ailemde görmediğim için. Hayır hayır Nermin'ciğim ama şimdi böyle evde otururken. Bak başka bir şey söylüyorum. Biraz sakinleşin ya. Biraz durun bir relax relax. Sakin geriyor ya beni. Yani şu an başkaları gergin. Sizin daha relax evet olmanız lazım. Evet. Şu an başkaları mahkemenin sonucunu düşünüyor. Evet, onlar kayırsın. Yani. Tamam evet, siz bir sakinleşin. Evet. Diyorum ki sen bir tanecik kızın var. Evet. Tamam mı? O bana da çok garip geldi. Heh, evet. Yani ver bana bileziğim dediğine göre geriye. Ha. Bu da o zaman motosikletimi satayım diyor. Ha. Tamam yani niye benim kızım motosikletini satsın ki? Zaten evlenmemiş, tek başına, kim bilir onunla ne sıkıntıları var, bunalımları var. O zaman niye motosikletini satsın? Artık 60 yaşında vermek kadının zorunda kolunda bilezik olsa ne olacak? Vermeyince de şiddet olmaz uygulamaya gerek var mı? Şimdi hayır işte acaba diyorum. Yani. Hani anne kız ilişkilerinde. Bozuk canım normal heh değil yani. Yani o biz zaman kabul ediyoruz bunu. Anladım. Yani evet, o zaman belki rahmetlinin de bir takım tabii kızına yapılmaması gereken, söylenmemesi gereken şeyleri söylediği de olmuştur. Hiçbir şey tek taraflı onu değildir. Onu atladığımızı düşündüm ben aslında. Evet. Bak burada dediğim gibi eleştiri yani, yapıyorum kendime. Hiçbir şey tek taraflı değildir. Ben teyzemde çok de severdi, var. Çok severdi. Yani, evet. Şimdi ben bir söz alayım. Ya taksan istersiniz ne olacak, takmasan ne olacak? Evet. Ya? Şimdi, bir şey, pardon Mehmet Bey, bir şey söylemek istiyorum ben ondan sonra. Bizim tepkimiz ne oldu Hatice'ye? Mahkemeye çıktığında hakim bey soruyor. İşte babamlar, şey dayım, annemler, teyzemler, rahmetli olmayan o zaman rahmetli değildi, oturuyorlar. Tanıyor musun dedi. Onlar benim hiçbir şeyim değil. Benim anne tarafımı sevmem zaten dedi. Biz orada çok olduk. Çünkü ilk mahkemeye gidiyoruz. Yani böyle bir yani Yunus tarafındasınız. Hatice kusura bakma Hatice, bak ne olur seni tamam aslında sevdim ama. Evet tamam. Hatice de yani çok sağlıklı bir birey gibi mi duruyor? Çok çetin cevizdir Hatice. Sağlıklı olmasa İzmir gibi büyük bir metropol şehirde kargoculuk yapamaz. Adres adres. Ben yapamam şahsen, güvenemem kendime. Gayet zeki ve cin akıllıdır Hatice. Biz onun çocukluğundan biliyoruz çünkü hep bir arada büyüdük. Anne tarafında büyüdü. Anne tarafını sevmiyormuş. İlginç olan bu. Bak ben akılsız demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben akılsız evet demiyorum.
zekası yani, geri demiyorum, o demiyorum, bu demiyorum. Fakat bakın bugünün haberiydi. Dört kardeş ölmüşler. Birlikte intihar etti. Şimdi mesela intihar mı değil mi aslında bilinmiyor. İntihar olarak yansıdı ama evet. Ya bir tanesi nasıl bulmuşsa, adını da vermeyelim, o zehri ve diğer üç kardeşe kendisiyle beraber yedirdiyse, şimdi dördü beraber intihar mı ettiler yoksa biri diğerleriyle beraber herkesin hayatına son mu verdi? Buna daha evvel hatırlarsanız 3 bir anne ve iki kızı kaçmıştı da ne oldu bunlara diye. Karadeniz'de bir aileydi, fındık çuvallarını falan hatırlıyorum. Saklanmışlardı böyle perdelerin arkasına falan. Bakın aynısı vardır. Bundan yıllarca önce Maraş'ta bir evde 4 tane kardeş hep beraber öyle bulundular. Ama işte hepsi toplanıp o zehri içtiler mi yoksa biri mi içirdiği bilemiyoruz şu anda. Çok evet. Ortaya çıkabilecek bir şey de değil zaten. Zor yani bunu adli tıp nesine bile. Şimdi demek ki aynı evde yaşarken insanların kişilik özellikleriyle ilgili başka sonuçlar da olabilir. Ben teyzeme de hatalarını tahmin edebiliyorum. Çünkü hata tek taraflı değildir. Evet, belki de Hatice'nin annesine tavrını. Evet, olmuştur. Belki biraz da öyle de değerlendirmek tabii, lazım. Ben onu da düşündüm. İlk daha mahkemeye çıkmadan dedim teyzem de hani kadın aksiydi. Yaşlıydı, altını parayı çok seviyordu ama mantığım almıyordu. Benim de annemle para ilişkilerim var. Annem bana çok değer verir, benim saçının teline kıyamam. Yani bizim aramızda maddi bak, onlar onu söylemiyorum. Ben olmuş mesela, yani. Bak bazen ben eve gidiyorum, hani o kadar canım sıkkın gidiyorum ki. Evet. Ya bir sürü olaylar olmuş. Burada gördüğünüz, görmediğiniz, bildiğiniz, bilmediğiniz bu işle ilgili. Etkileniyor insan, evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani kimse mesela bir şey söylemez. Bana. Annem hep der ki bir şey olduğu zaman ama o çok sıkıntılı bir iş yapıyor der. Evet, stresli. Anlatabiliyor muyum? Yani aynı evde yaşıyorlar. Belki annenin Hatice'yi idare etmesi lazımdı, annesinin. Evet, o da edememiş o da olabilir. Şimdi, ben onun teyzeme de söyledim daha önce. İdare edememiş. Teyze ver bana bileziğini şey yani. Var. Teyze siz özür anne dilerim. Kızsınız diye daha önce ben teyzeme de söyledik Hatice olmadığı zamanlarda. Tamam, o zaman şimdi biraz daha relax belki Hatice'yle işte bu bağlamda i̇şte, konu. Ha buna rağmen Hatice'nin annesine. İlişkileri Hatice. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sesini İlk mahkemede çıkıp da değil. Anne tarafımı sevmezdim zaten. Ben onları tanımıyorum. Siz benim ailem değilsiniz demesi bizi şok etti. Çünkü oraya üzülerek giden insanlardık ama biz. Ama acaba şu olabilir mi? İlk andan itibaren herkes Hatice Hanım'a katil gözüyle, annesini öldüren bir evlat gözüyle baktığı için. Doktor Bey, için, hiç karşılaşmadık bugüne kadar. Ama biz, hayır, bu söylemler geldi. Hayır, hayır. Cenazeyi almaya gittiğimizde. Ama cezaevine gelen oldu. Hayır, cenazeyi almaya gittiğimizde Hatice tutuklanmış. Kamile teyzeyi almışlar. Tamam, siz de onu katil olarak biliyordunuz ve tepkiliydiniz işte. Başka kimse yoktu, şok olduk i̇şte, biz. Yani tamam. Neden onun ya? Size sıcak davranmasını beklemek. Hayır. Bu etapta çok da... Orada doğruyu olmayacak. Söyleyebilirdi ama doktor bey orada diyebilirdi. Hakim sorduğunda kimler? Onlar benim dayım, teyzem, anne tarafım. Hani orada hakim sormuyor arkadaşlar, ki ona. Arkadaşlar Hatice de. Seviyor musun, sevmiyor musun demiyor ya yani. 25-26 yaşında hatta 30 yaşında çocuk annesiyle babası boşanmasın diye babasının tarafını falan tutuyor. O anlamda söylüyorum, çok sağlıklı mı düşünüyor diyorum. Artık gelmişsin 25 yaşında, istiyorsa annen ne yapıyorsa yapsın, baban ne yapıyorsa yapsın falan ya. Şiddete meyilli bir ailede büyümüş bir çocuk. Psikolojisi tamam. Bozuk. Onu tamam anlıyorum işte. Ama bu şiddete meyil olan baba ama babaya yani kıymet onun veriliyor. Bize de garip gelen bu. Annesi onu elde bekliyor. Buyurun Mehmet Bey. Tamamladınız sanırım. Tabii, buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hatice'nin biz dosyasını aldıktan sonra dosyayı illaki duruşmadan önce inceliyoruz. Hatice'ye de söylenen ifadeleri, yazılan tutanakları gösteriyoruz cezaevinde savunmasını hazırlarken. Sonuç itibariyle ilk duruşmaya giriyoruz. Şimdi burada ben farklı kelimeler kullanmak istemiyorum. Ben objektif olarak dışarıdan bakıyorum. Hatice'nin şu saat itibariyle dayısı ya da teyzeleriyle eski bir akraba gibi olma şansı yok. Biz istemiyoruz zaten aslında. O da siz istemiyor. Hiç sen cevap vermiyor. Ben size cevap vermedim. Yani sizin söylediğinize karşılık niye istemiyorsunuz? Ben de buna onun yaptığı muhatap değilim. Bilmem ne böyle. Yani sen kimsin? Ben de senle muhatap oldum. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Pardon. Lafınızı unutmayın. Ne olur ben de şunu anlamıyorum. Yani bu kadar konu işledim. Evet. Size dedim ki bakın ilk işte ben bu yüzden de idama karşıyım. Yine altını çiziyorum. İlk Hatice tutuklanmış. Gerçekten bütün şüpheler onun üzerine. Evet. Ama iki ay sonra bir adam çıkıyor ortaya. Yani Yunus mu sana daha yakın, Hatice mi daha yakın ama kan olarak? Bir dakika hangisi? Hatice daha yakın. Ablamın çocuğu. Hatice senin kardeşinin çocuğu. Yani eğer Hatice
Nin annesi Hatice 5-6 yaşındayken ölseydi sen ona baba olarak alacaktın. Bir dakika, değil mi? Evet. Hatice senin canın, ciğerin, kanın. Tabii. Bir tane de bir adam çıkıyor ortaya. Yunus diye. Ve o adam sizinle 2 ay gidiyor, polise gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Hiç senin ablanın evine geldiğini falan da söylemiyor. Yalan söylüyor bir de. Evet. Evin adresini bile bilmiyorum diyor. O adamı buluyor polis. Sonradan da senin ablam sarılı bulunuyor. Bir bakıyorsun 20 yıl önce de birini öldürmüş, sarmış. Evet. Değil mi? Evet. Üstelik bir tane kadının da kaybolmuş, o kadının da yanındaki en son kişi. Evet. Şimdi şöyle yapmadınız mı hiç? Vah vah ya, biz de Hatice'den şüphelendik ama baksana neler yaptık. Çıktı. Bak yaptık şimdi. Ama burada da yani olunca biz dedik, çürüttüler hani iddialarını. Bize ilk bu konuyu aksettirilen şeklini anlatayım ben size. Evet, Hatice tutuklandı işte. Tamam, benim dediğim gibi oldu. Tamam işte. Arkasından dediler ki Yunus ablamın halısını almaya gitmiş. Yani yıkamak için. Orada da bir arabadan dolayı birisiyle tartışmış. Polis çağırmışlar. Daha önceden İnfazı onları boş ver. Hayır. Hayır, biz bak, öyle duyduk olduğu ama. İçin, tam duydunuz da yanlış duymuşsunuz. Tutuklanmış diye tam mahkemeye kadar biz aynı şeyi duyduk. Tamam ama bir yerde öğrendiniz yani. Ama bir noktada öğrendiniz. Bak, mahkeme varır varmaz da. Tepkisiyle biz, karşılaştık. Anne tarafını sevmem. Ailem değil. Ailem değil bunlar. Tamam, o zaman o şimdi deyince, anne tarafını sevmem artık deyince siz de Yunus'un tarafında mı oldunuz? Hayır canım, Yunus'un tarafında. Yunus'un şu anda tutuklanması, bu davayla ilgili tutuklanmasına biz memnun olduk. Neden derseniz, dediğim gibi bizim ailemize yüz karasıydı yani bu olay. Ya Hatice'nin bu davaları dövmüş etmiş. Tabii ki insan yakın çevresinden çıksın istemem. İstemiyoruz yani. Hatice sen de konuşsana bak. O da kendi bir anda. Ben yarım kaldı bir şey yapayım da bir saniye. Allah Allah. Şimdi. Çok komik geldi. Peki buna karşı siz ne dersiniz? Müge Hanım. Ben sarılayım mı şimdi buna yani? Muhatap değilim. Bence ben ilk söylediğimde girip Hatice'ye sarılmanı beklerdim. Yok. Sen dayısın. Evet. Yok. Müge Hanım. Yani. Senin bak, senin de ablana bunun davrandığı gibi dövüp 5 defa yeğenin davranışı. Sen de zannetmiyorum da sarılacağım. Çok haklısın. Ben o zaman alırdım ablamı oradan. Ben müdahale edeceğim. Ben alırım. Söyledik. Çok söyledik. Ben alırım. Yok, alkışlamayın arkadaş. Alkışlamak için söylemiyoruz. Söyledik. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Ben hayata gözünü yuman, her şey olduğu gibi böyle skora kabul edip sonrasında konuşan biri değilim. En başta müdahaleciyim ben. İzmir'den alma evi. Gel Uşak'tan al. Yanımıza gel. Gel. Çok söyledik. Kızımı bırakamam dedi. Ama kızımı bırakamam dedi. Ne yaparsın? Zorla mı götürsün? Anladım. Şimdi evet, rica ediyorum. 2 dakika yani konuşayım. Araya girmezseniz sevinirim. Cevap hakkı doğarsa gelir. Cevabını sonra verirsiniz. Şimdi ben buraya geldiğimiz sanırım 2. gün ya da 3. gün demiştim ki biz ilk duruşmaya girdik. Bütün deliller ortaya koyduk. Yani ilk başta duymuş olabilirsiniz. Hatice öldürmüş veya benzeri şekilde yanlış bilgi verilmiş olabilir. Ama bütün doneleri koyduk. Bu adamın buraya girdiği belli. 2 saat 48 dakika kaldığı belli. Vesaire vesaire. Artı duruşmada bütün teyzeler hepsi kül halinde Hatice'nin aleyhine ifade vererek. Bildiklerini anlattılar. Hanımefendi onlar. Dinleyin ondan sonra cevap verirsiniz. Bildiklerini anlattılar o sizin ama. Düşünceniz. Siz yanlış insanlara şimdi, yanlış algı yapıyorsunuz. İki saat siz yapıyorsunuz. Hayır. Neyse, biz doğruyu söylüyoruz. Alnımız açık bizim. Biz 40 yılda, 45 bunu yılda Allah için konuşuyoruz. Mustafa Yalın var, isim veriyorum. Uşak'ta tarlalaran şahıs. Annesini evet, biz de şey tanıyoruz. Yaptı. Mustafa Yalın'ı isterseniz şu anda bağlanılabilir. Gülümser Hanım'ın Uşak'a geldiğinde benim burada akrabam yok, kimseyi görmek istemiyorum, geri gittiğini beyan ettiniz. Kızının lafları. Siz 40 yılda bir defa evine gitmişsiniz, kardeşinizin dayak yediğini gördünüz. Kardeşinizin darp edildiğini, her şey o kadar iştensiz ki. Müge Hanım sordu, niye yalnız almadınız madem bu kadar? Hiçbir ilginiz yok. Biz Müge, Allah için bakın, konuşuyoruz. Para için burada, konuşmuyoruz sizin siz gibi. Siz her şey için konuşuyorsunuz. Ben de para için hiç yaptıklarını sanmıyorum. Ona asla katılmam. Ben asla tarla için. Bu şu anda mesleğini icra ediyor. Müge Hanım bu bir gerçek. Mesleğini icra ediyor şu anda. Madem o kadar seviyorlardı niye sahip çıkmadılar? Burada çok sahip çıkıyorlar. Gelmedi diyor işte kızını bırakmıyordu diyor. Kızı bırakmıyordu canım. Sevdiği için bırakmıyordu demek. Niye bırakmıyordu anne? Sevdiği için mi dövdün onu yıllarca? Özür dilerim. Ne zaman gördünüz? Çaydak değil. Şahidin savunur. Biz şahidiz. Biz durduk yani gördük kaç, kadını. Siz bir şey kaç kere gittiniz evlerine? Evlerine kaç kere gittiniz? Kaç yaşındasınız? Yan komşum değil Mehmet Bey benim. Böyle insanlara hayır, şey yapmayın. Kaç yaşındasınız? Kaç kere gittiniz evine?
Ben 42 yaşındayım, o da 45 yaşında. Kaç kere gittiniz evine? Biz sürekli görüşüyorduk. O evine da bizim düğünümüze dayak attığını gördünüz. En son ne zaman geldin Hatice? Yazın geldiniz. Bahar'ın şimdi bakın, geldiler ve annesi size bir şey söyleyeceğim. Kaldı. Burada 3 tane kadın çıktı konuştu. Arkası dönük konuştu birisi. Biz kim olduğunu biliyoruz. Şimdi Müge Hanım'ın programının konsepti farklı. Bir saat dinleyin. Dinleyin. Siz kesmedi sözünüzü. Ha. Burada yeminli şahitlik yapan insanlar yok. Hatice'nin ev sattığı evi almak isteyip alamadıkları için ifade verdiklerini biliyoruz. Onlar hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Biz belli kelimeleri sustuk. Bazı doneleri burada vermiyoruz. Verin yargılama Mehmet devam Bey, ettik. Ama Er Meydanı falan değil burası. Er Meydanı mahkemede. Mahkemede siz burada sadece siz konuşuyordunuz. Çok bağırarak, yaygara yaparak haklı olmazsınız. Siz yaptınız. Net konuşuyorum. Siz yaptınız. Bak belgeyle konuşuyorum, net konuşuyorum. Hayır hanımefendi, siz boş konuşuyorsunuz. Siz daha kalabalığı yaptınız. Yunus'a bir şey sormamıza izin vermediniz. Sürekli Özlem Akusta, bilmem ne. Ben burada teyzem için gelmişim. Yunus nerede şu an? Yunus nerede? Sadece kaçma olayından dolayı doğru yoldan gitmişiz. Şu anda o öldürdü de Hatice tutuksuz artık. Beraat diye bir şey yok. Yanıltmayın insanları. Şimdi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlarla tartışırsanız böyle oluyor. Gerek yok tartışmaya. Sizi ikna edemem zaten de. Ya ben o konuda pardon ya bir şey söyleyeceğim. Siz de ikna olmayacaksınız. Arkadaşlar yani siz katil yakalanmasın. Yani katil Hatice çıksın. Hatice mi? Bir söylenen ne? Sadece kaçma tedbirinden dolayı savcılığın onu gözaltına aldığını. Evet. Nasıl okuyayım mı? Kararı okuyayım mı? Okuyun. Boş konuşuyorsun, okuyun. Utanırsınız. Tamam, okuyun. Niye utanacağım ben? Ben utanacak bir şey yapmadım. Senin müvekkilin yıllarca utanacak şeyler yaptı. Ben yapmadım çok şükür. Benim alnım açık. Ne benim kadar mutlusunuz belli açık. Oluyor. Ha, belli. Çok mutlusunuz. Böyle süt dökmüş kedi gibiydin, bugün böylesin. Şov yapma. Benim şova ihtiyacım yok. Reklamada ihtiyacım yok. Matap olma sen. Bana öyle diyorsun. Hakikaten beni şaşırtıyorsunuz ama şu anda. Çok ama Doktor yok, Bey. Yaptıkları yanlış şaşır. Yani algı. Bir saniye. Bir müsaade edin. Benim reklama ihtiyacım yok. Bir saniye. Bizim var. Avukat Bey bakalım. Bak bir dakika dinle. Birinci maddeyi okuyayım yeterli. Sanık Yunus Kahraman'a atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu tekrardan izlenen. Sanık Yunus Kahraman'a atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu tekrardan izlenen CD görüntüleri, dosyaya diğer sanık müdafi tarafından sunulan flash bellek görüntüleri, diğer sanık Hatice'nin biz koymuşuz. Tamam. Görüntüleri tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığa atılı suçun katalog suçlardan olması da nazara alındığında, sanığın CMK 100 ve 101. maddeleri gelince 100'e karşı tutuklanmasına. 101. maddeyi açıklayın nedir? Biz ne bilelim şimdi? Avukat değiliz yani. Açar okursunuz. Duruşmada tutuklanmış. Çünkü orada biliyorsunuz. Orada diyor ki tedbir amaçlı. Tedbir amaçlı. Hukuk eğitimimiz çok iyi. Teşekkür ederim. Yani? Yorum bile yapmıyorum. Yani evet, sizce... Evet, ama. Sizce... Ya keşke o çıksın Yunus ya. Kahraman... İtiraf etsin suçunu, biz onu istiyoruz. Yani ya. Böyle bir şeyi yapmış olamaz. Ya. Yapmıştır. Böyle yapmıştır. Bir konuşuyorsunuz ki ben şoktayım. Ben Hatice Hanım'ı hiç tasvip etmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Evet. Niye? Anneye kötü davranan... Hayatımız boyunca kötü davranmış. Onu bile kabul bunu insanlar duyuyorsa, yani yalan söylüyor. Böyle iddialar olan kişinin yaptıysa, yaptıysa bunu diyelim. Asla, Mehmet bunu Bey. Asla kabul edemem bir saniye. Tabii. Ama bu onun katil olduğunu, annesini öldürdüğünü göstermez. Tabii. Şöyle de bir gerçek var. Ve şöyle var. Bir şey var. Deliller Yunus Kahraman'dan yana olduğu için, onun böyle aleyhine bir olayı olduğu aleyhine. Aleyhine olduğu için. Böyle bir olayı işlediğine dair şey kanaat oluştuğu için şu anda tutuklu. Tamam. Çok güzel. Nermin Hanım. Evet. Dolayısıyla. Ya siz bu kararı kolay bir karar sanıyorsunuz. Bunu şey zaten. Biz yani sizler de dahil olmamayız. Ama mahkeme ne zaman ki ona ayrılaştırılmış müebbet geçen buna da geldiniz dediniz ki niye bırakıyorsun rahat. Bırakıp tekrar tutuklandı. Bir kelimesi üzerinde ona hak veriyorum. Şu andaki olay bir takım gelişmeler üzerine sayın mahkeme heyeti Yunus isimli kişi hakkında aleyhe bir takım gelişmelerin olduğunu, bir takım kuşkuların yavaş yavaş arttığını dikkate alarak ileride kaçma ihtimali, ortadan kaybolma ihtimali ve çıkan delillere dışarıda kalması halinde tesir etme ihtimali dikkate alınarak, tedbir olarak tutuklanmasına karar verilmiştir. Şimdi zaten bütün tutuklanmalar bir tedbirdir. Evet. Esas hükme fakat kadar. Fakat mahkeme devam ettiği için bu karar yani bu algı mahkemenin sonucunu da
nasıl etkileyecektir kısmı vardır. Yani evet, şu anda evet, şu anda İki kişi de merak etmiş değil yani. Yunus'un şu anda hala tekrar altın, tutuklanması demek yani, mahkumiyet yani aleyhine bir cinayet sanığı olarak hüküm verilmesi demek değil. Evet, avukat bey. Hatice Hanım'ın halen dışarıda serbest dolaşması demek beraat etmesi değil. Evet. Üstad, bütün bunlar olabilir miyim? Bütün bunlar arkadaşlar, bu durup dururken olmadı. Bu durup dururken şey olmadı. Miyim? Efendim? Bu durup dururken olmadı. Gayet tabii burada olmaz. Yayının bir takım gelişmeler olmazsa mahkeme verdiği böyle bir neticeye gitmez. Tamam yani bu gayet tabii. Yani şöyle söyleyeyim, karşı taraf çok mutsuz. Hayır. Vallahi Müge Hanım, ben çok şaşkınım mutsuz yani. Mutsuz değiliz, mutsuz değiliz. Hayır, gelişme hayır yani. Dolayı çok Yunus tarafı çok ama mutsuz. Ama Mehmet Bey, ben burada yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey sütlüman gösteriyor. Ben kendisine şunu söylemek ben istiyorum. Ben neyse, sevinen birisi var herhalde. Öznur Akusta, kayıp Özlem Akusta'nın kardeşi. Evet. Öznur'cum günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Buyur, İlk seni önce dinliyorum. Önce size ve ekibinize, sonra da Mehmet Bey ve ekibine çok teşekkür ederim gerçekten. Dün akşam Mehmet Bey bize haberi verdiği zaman... hakikaten içimiz biraz olsun rahatladı. Tabii ki kardeşim hiçbir şekilde ne ceza alırsa alsın geri gelmeyecek. Sadece şunu istiyoruz. Cezaevine girdi. İnşallah vicdanen rahatsız olup kardeşimin yerini söyler. Bizim de kardeşimizin bir mezarı olsun. Bir yeri olsun çok istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Yoksa aldığı ceza ya da işte ömür boyu hapis demiş, bizim için hiçbir şeyi yok bu saatten sonra. Kardeşim geri gelmeyecek. Sadece cesedini söylesin, yerini söylesin, onun da bir yeri olsun istiyoruz. En çok isteğimiz bu. Evet. Onun dışında çok fazla söylenebilecek bir şey var mı bilmiyorum ama gerçekten Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim. İçimiz biraz olsun rahatladı. Hatice'ye gelince ben zaten Hatice'nin baştan beri bu işi yapmayacağını çok iyi tahmin ettik zaten. Biz biliyorduk böyle bir şeyi. Akrabalarına gelince de Hatice'nin niye bu kadar çok Hatice'ye hala oynadıklarını bilmiyorum. Biz anlamıyoruz. Kesin. Gayet netiz. Sarımsak yemeyince ağzı kokmaz kimsenin. Kimse durduk yere bakın, de Hatice, öldürdü demez. Hatice kötü bir evlat olabilir. Çok kötü bir annesini evlat. Annesini hırpalamış olabilir. Aralarında kavga da etmiş olabilirler. Ama bu Hatice'nin katil olduğu anlamına gelmiyor. Biz katil demedik hiçbir zaman zaten. Hiçbir zaman katil ama demedik. Ama siz Yunus'a da toz kondurmuyorsunuz. Yunus Bey'in bakın, toz kondurma diye bir şey yok. Benim kardeşim kayboldu Yunus'tan sonra. Niye aramadınız siz o zaman? Niye bizim davamızda o zaman uğraşıldı? Biz niye uğraştık? Çünkü bizim siz zaten istemişsiniz bunu. Ceset yoksa. Bize konuşmak kolay değil de. Cinayet yoktur denildi. Kimse sütten çıkmış arkadaşlık değil. Cinayet yoktur denildi ve dosya kapatıldı. O zaman siz de buraya müracaat etseydiniz. Etti. Buraya geldiler mi daha önce? Hayatım savcı takipsizlik verdi anlatıyor ya. Bizden önce mi? Evet. Geleydim biz zaten tekrar müracaat ettik ama ceset olmayınca savcılık kabul etmiyor. Şimdi var mı? Ceset gene de yok. Ama Müge Hanım'a bu dosyanın yansıması, Mehmet Bey'in çabaları, Yunus'un Özlem'den görüştüğünün her şeyin kanıtlandı yani. Evet. Yani en son görünen kişi o hayatım. Evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Başkalarının canı yanmasın. Ne olursunuz. Bir şeyle konuşuyor diye susuyorum. Bak bakın, ama Nermin'cim bak bazı şeyler bizim de başımıza gelebilir ya. Evet. İnsanları öyle algılamak lazım. Ben diyorum lazım ki biz de dayımla dışarıda da konuştuk. Sen eğer kardeşi Allah kayıp göstermesin bir yakınını. Evet. Tamam mı? En son şimdi Mehmet'i sevmiyorsunuz ya onu söyleyeyim. Mehmet Bey'in yanında gözükse. Tamam mı? Gırtlağını sonra sıkarım ben. He? Gırtlağını sıkarım Mehmet Bey'in o zaman yani. Ben işte onların sakinliği de beni çıldırttı. Tamam, işte o da çok diyor sakinler, ki, o da arayıp diyor sormamışlar. Ki, o da diyor ki nasıl arayıp sormamışlar? Nasıl? Bizim davamızda konuşuldu. Teyzem bırakıldı hayatım, bir kenara Özlem Akusta'nın davası görüldü. Mehmet Bey sürekli onu konuştu. Okudun mu dosyayı? Okuduk, biz her şeyi okuduk. Okudunuzsa evet. Yani eğer Özlem Akusta'nın kaybı olmasaydı zaten yanlış Gülümser Hanım'ın Yunus Kahraman'ın teyzenizin
Evine girdiği de ortaya çıkmayacaktı. Adam size yalan söyledi. Niye anlamıyorsunuz ama siz? Ben diyorum ki tutuklandığına, şu an içeride olduğuna seviniyorum. Neden seviniyorum? Neden? Başka bir insanlara acı veremeyecek. Eğer yaptıysa, teyzemi öldürdüyse artık en son Meryem'in yanındaysa gırtlağını sıkarım diyorsun. Niye hala başkalarına zarar verdiyse diyorsun o zaman Nilgün'ün ablasına be yavrum İşte bulunsun, bulunamadığı için üzülüyorum ben. Bulunamadı, çıkmasın. Ne yapalım bütün memleketi? Ben şu anda onun evli olduğuna bile üzülüyorum. Çocuk sahibi olacağına bile üzülüyorum. Neden biliyor musun? O çocuğun bunları yaşamaya hakkı yoktu. Katilin çocuğu denilecek. Ve oradan çıkması bence yanlıştı. Çıktığı için evlendi. Çıkmamalıydı. Bunlar çok büyük şeyler. Biz çok şu anda tutuklansın, hiç çıkamasın. Ben bunu istiyorum. Eğer ilk suçta çıkamasaydı dışarıya... Bizim Hatice'den kızdığımız konuhanesine yaptığı eziyet ve hala kabul etmiyorlar, yalan diyorlar. Herkes yalancı, onlar doğru. Ben de diyorum ki sarımsak yemeyince insanın ağzı kokmaz. Kimse de söylemez. Bunu kabul etsin, benim gözümde mükemmel bir insan olsun Hatice. Ama başka türlü bir şey yok. Bakın buranın konusu Hatice'nin annesiyle... Bir dakika. Hatice'nin annesiyle geçmişte yaşadığı olaylara dan dolayı Hatice'ye bir ceza verme platformu değil burası. Ama onun için tutuklandı doktor bey. Biz de bakın, bilmediğimiz için geldik Nermin buraya. Hanım, bakın, hayır, o zaman da siz bana başvursaydınız mesela. Siz o zaman bana başvursaydınız deseydiniz ki işte benim ablamı kızı dövüyor ediyor Müge Hanım bana yardım et gelseydiniz buraya. Öyle bir şey olduğunu ben bir şekilde sosyal hizmetlere giderdim onu yapardım bunu yapardım falan. Hanımefendi size de gelmiyorsa huzur evine yatırırdım. Yaptık en burada. Güzel şekilde, en güzel şekilde koruma altına. Yani bu haddeye gelmesini kimse istemezdi. Evet. Biz de istemezdik. Hanımefendi başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Müge Hanım oradaki herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Özlem de bulunacak. Bunu İnşallah. Ben inanıyorum. İnşallah. İnşallah onun da bir mezarı olacak. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum her şey için size. İnşallah. Bakın ben daha evvel de söyledim. Evet Hatice mükemmel bir katil zanlısı. Yaşananlarla, onlarla, bunlarla, aynı evde bulunan cesetle, onunla, bununla falan. Fakat işte insanların herhalde en kolay derler ya atomdan bile zor parçalanan ön yargıdır. Yani ama atomu işte daha kolay parçalarsın. Ama işte böyle bir durumda kucak açamazdık ki ona. Tamam anlıyorum yani. Ama bir de elimizde yani bunu unutmayın arkadaşlar özete de koymuşlar. Bir de elimizde aynı cinayeti aynı şekilde işleyen. Bakın bu arkadaşlar belki Türkiye'de günde diyelim ki 10 tane cinayet işleniyor. Evet. Bunu tamamen farz-ı mahal söylüyorum. Kaç tane siz böyle paketlenen cinayet duyuyorsunuz? Hiç duymadık biz. Teyzem olana kadar duymadık. Duymadınız. Sonra teyzen oldu. Sonra dedin ki bir şey daha duydun değil mi? Bir tane daha paketlenen bir cinayet duydun. Biz de şaşırdık evet. Aynı olmuş. Heh. Evet. Peki bu sende böyle ding böyle yaptı. Beyinde ne hissettirdi? Yaptı. Birden bir ampul yandı. Evet. Ne oldu? İşte dedik yani nasıl oldu? Girmiş 2 saat 48 dakika bir insan bir evde. Yani her şey yapabilir. Biz bunların hesabını yaptık. Ben o gün Yunus'a sordum. Ne yedin dedim. Bak, çünkü ifadesinde farklı şeyler yediğini söylemiş. Sonra dedin ki yani Hatice ile annesi geçinemiyordu. Biz bundan şüphelendik ama... Kardeşim ya ben 1000 tane cinayet duydum, 1 tane paketlenen gördüm kendi teyzemi. Allah Allah aynı evine giren ve evine girdiğini söylemeyen adam meğerse 20 yıl önce de aynı cinayeti işlemiş. Evet. Vay anasını ya. Hani mantık yaşadık. Dediğiniz şey evet. Böyle ilerler yani. Evet. Evet. Hani o yüzden biz zekiyiz ya diğer canlılardan hani insanoğlunu hayvanlardan ayıran evet. Zekasıdır ya. Yani nedir? Bağlantı kurarız böyle basamak basamak basamak. Sizi anlıyorum Hatice'ye öfkelisiniz. Keşke Hatice öldürseydi de onun da cezasını hep beraber hapiste çekseydi diye içinizde yok, bir hiçbir zaman öyle demedik olabilir. Hayır. Hiçbir zaman öyle demedik. Ama suçlar da ayrıdır. Ben mahkeme gününe kadar ben dedim ki anneme bak anne dedim parası biz bilmiyoruz ki bankada ırzı ne bilelim parasını pulunu. Dedim orada hiçbir şeye ihtiyacı olmasa kadınsal ihtiyaçlarına paraya ihtiyacı olacak anne. Mahkemeye gittiğimizde dedim mahkeme çıkışında salınmazsa ziyaretine gidelim dedim. Annem de tamam kızım dedi. Verdiniz mi? Bizi mahkemede o şekilde bize ben onları tanımıyorum sevmiyorum babası sen tarafını öyle söyledin Hatice bir saniye sen niye Hatice cevap versin ama neden basit bir detay var bu mahkeme tarihiyle kendilerinin ıskat için vekalet verip dava açmaları aynı mı acaba? Onu da açıklayayım Mehmet evet. Bey. Bir ay çok sonra konu. Benim yerim madem bu kadar iyi düşünüyoruz bir ay önce niye böyle dava açmıyorsunuz? Biz sizi dinliyoruz. Bir dakika Hatice Hanım çok iyi biliyorum. Nasıl konuşuyorsun şimdi bak? Bekle cevap vereceğim.
Ver. Evet, bekliyoruz. Şimdi bekliyoruz. Müge Hanım, bu olay olduğunda biz annesinin kızı. Ondan geliyorum değil mi? Yani Yunus'un olayı yoktu. Biz Yunus'u tanımayız. Dediğim gibi biz Kur'an'a del basarız yani, yeminini de ifade veririz. Nasıl tanımıyorsun? Biz cenazelerde gördük. Bak ben açıklıyorum, sus sen be. Cenazelerde de gördük. Orada geldi bizle morga. Cenaze namazı kıldı. Biz bitmiyoruz. Anladım. Dur bak şunu bir soralım mı Hatice'ciğim? Niye sen yapmadın? Niye onlara bunlar benim teyzem değil dedin? O bir cevabını versin. Mahkemede Müge Hanım, ben cezaevinde tutuklandıktan bir ay sonra benim hakkımda mirastan red davası açılmış. Uşak'ta annemin arazileri var. 25 taneye yakın. Bu arazilerden beni men etmek için benim hakkımda dava açmışlar. Ben bu yüzden bu şekilde söyledim kendilerine. Hala da diyorum onlar benim ailem değil. Yani muhatabım değilsin. Evet, yani muhatabım değiller. Yani sıralama açısından sen tutukluyken bu dava açılmıştı. Evet. O yüzden mahkemeye geldiğimde sana mirastan red davalarını açtıkları için bunlar da benim akrabalarım değil. Bakın dava açan benim. Dava açmışlar hakkımda. İzah edin lütfen. Hayır olaydan... sıralamayı böyle mi oldu? Hayır, evet. Olaydan bir ay sonra ben avukata gittim. Dedim ki daha Yunus'tan falan haberimiz yok. Yok. Hiç yok. Dedim ki abi ablam öldürüldü vahşice bu şekilde sarıldı, kondu. Tutuklusu tutuklu kızı. Olarak da 3 gün sonra bulan kızı tutuklandı. Zanlı olarak tek o var. Başka kimse yok. Dedim ki hem ablamı öldürecek hem de mirasını yiyecek. Ben bunu istemiyorum. Gönlüm razı olmuyor. Kimsenin de olacağını zannetmiyorum. Bu arada aynı şekilde şey soracağım. Bu aradan iyilik düşünüyorsunuz. Gidelim ziyaret edelim. Para ihtiyacı var mı diye düşünüyorsunuz. Bir dakika. Evet. Sizin tamam. 25 tapu dediğiniz orada 3 metre, 5 metre. Biz istemiyoruz hiçbir şeyini. Biz Mehmetçiğe bağışladıydık zaten. Avukat da biz dedi ki bana. Olan karayollarıyla devam eden davayı biliyorsunuz. Avukat da dedi ki bana bakın. Evet burada söyledi ya dayım. Bağışladınız siz. He? Olmayan şeyi nasıl bağışlıyorlar? Ya olursa dedik bakın olursa bir başka kimse yok. Bakın, çıkarsa katil o çıkarsa dedik Rami biz Bey. İstemiyoruz anladım, zaten. İşte Hatice de diyor ki dayıcığım yani keşke bana güvenseydin diye herhalde. Ama bak. Müsaade edin. Ben orada senin yapmanı da haklı karşılıyorum. Avukat da ne yapmamız gerekiyor dedim. Zaten suçsuz da dedi. Mirastan iskat davası ve mallarına tedbir kararı koymamız gerekiyor. Mahkeme sonuna kadar dedim. Mahkemede suçsuz çıkarsa zaten onun dedi. Ne gerekiyorsa yap dedim. Amaç buydu yani. Bunların dediği mirasa konmak. Tamam devlet de zaten size hukuk böyle bir hak vermiş. Siz de hakkınızı kullandınız ama... Hatice de diyor ki yani keşke benim bir netleşseydi, keşke bana gelseydin, bir sorsaydın. Bir gelselerde konuşsalardı, paraya ihtiyacın var mı, nasılsın? Hani Hatice bak böyle diyorlar ama. Ama mahkep cezaevine ben şunları ziyaretçi olarak istiyorum. Bizi istememiş. Diğerlerini istemiyorum diye. Daha ilk imza vermiş. Şey yok böyle bir şey. Var ya zabıtlarda var. Yönetimi o şekilde şey yapıyor. Ha, gittiniz de almadılar mı içeri? Ümmü gidiyorlar. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Şimdi söylemeyi unuturum sonra. İsviçre'den Fatih Çiğdem ve Cihat Gardiyanoğlu. Yine eli kolu dolu gelen izleyicilerimizden tekerlekli sandalye getirmişler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah hayrınızı kabul etsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir şey söyleyeceğim. Bir sakinleşin. Tamam mı? Bak gerçekten bir olayı düşünün. Bu arada Yunus Kahraman'ın eşi benim de söylemek istediklerim var. Avukat Bey'e soracaklarım var demiş ama arkadaşlarımız size ulaşamıyorlar. Buyurun herkese kapımız açık. Biz Yunus Bey'i de buraya defalarca davet ettik. Kaç defa. Sonuç itibariyle bu çok ortada bir davaydı. Ama yaşanan gelişmeyi de gerçekten takdir etmek gerekiyor. Bunu tabii Yunus Bey'in eşi açısına söylemem. O da hamileymiş. Allah yardımcısı olsun. Yani Allah kolaylık versin. Çok zor işler. Evet. Hiç kolay değil. Yani ona da bir hanımefendi olarak gerçekten onun da yanındayım. Allah yardımcınız olsun. Bu. Çok zor. Çok üzüldüm. Yani bazen de bile bile lades mi acaba ne dersiniz? Size yine söz vereceğim. Yalnız burada böyle heyecanla Mustafa ve Ahmet var stüdyomuzda. Ahmet ve Mustafa konuklar.
Evet. Musa Konuklar benim. He. Ahmet Konuklar. Ahmet Konuklar. Emine Nur da, Emine de senin eşin mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye gelmiş bu kuzular? Anneleri, Fatma Konukları bulmak için stüdyomuzdalar. Evet. Şimdi aradığımız anne Fatma Konukların şu anda 50'li yaşlarda olduğunu düşünüyoruz. Suriye uyrukluymuş, Suriye Halep doğumlu. Aynen. Şimdi annelerinden ayrıldığı dönemde yaşanan olaylar çok ilginç. Onlardan öğrenelim. Olayın yaşandığı dönem Hatay'ın Akpınar köyünde yaşıyorlarmış ailece. Şimdi sizin anneniz ve babanız dediğim gibi Hatay'da yaşıyorlar. Babanız o dönem hayvancılık işiyle uğraşıyor. Beş kardeş miydiniz? Evet. Beş kardeş. Kız erkek? Bir kız, dört oğlan. Bir kız, dört erkek. Baba Supi Bey, Mustafa ve Ahmet kardeşler küçük yaştayken hayatını kaybediyor. Evet. Fatma Hanım o sıralarda yine Furkan isimli oğluna hamile. Yani hamileyken eşini kaybediyor. Evet. Nasıl vefat etmiş babanız? Kalp krizinden geçirdi. Allah Allah. Evet. Allah rahmet eylesin. Kaç yaşındaymış ki? 30 yaşlandı. Allah bak bu genç yaşta kalp krizi gerçekten çok riskli. Evet. Hep konuşuyorlar ya. Evet. Sonra ne olmuş? Kim anlatmak istiyor? Sen hanginiz anlatacaksınız? Öncelikle hadi ben anlatayım. Hadi sen anlat. Sen abi misin? Evet. Hadi abiler konuşsun. Ha. Benden büyük abilerim, bir abim var, bir de ablam var. Yok burada büyük abi sen oldun işte. Burada ben. Şimdi Müge abla... Babam vefat ediyor. Vefat ediyor. Ondan sonra tabii ki annem hamile. İşte evlenmek istiyorlar amcalarım. Annemle birlikte. Hani annem de o zamanlarda yani kabul etmemiş kendisini. He, babam vefat edince amcalarından biri annenle evlenmek istiyor. Size sahip çıkmak için. Annen de kabul etmiyor. Etmiyor. Ondan sonra annem bir zorluklarla yani uzaklaşıyor. Yani evlenme falan ya da darp edilme olayından dolayı. Hani uzaklaşma. Annen evlenmem deyince darp mı ediliyor aile tarafından? Evet, Antakya'da bu evlatlık verilen kardeşimin ailesi anlattı bana. Hani kendi gözleriyle görmüşler. Hani iki tane amcalarımdan birileri kim olduklarını ben de bilmiyorum. Hani onlar bana anlattığına göre annemi dövmüşler. Niye evlenmiyorsun diye? Evet, yok. Hani orada Antakya'da kendisini gördüğünde amcalarını dövmüş kendisini. Ha, dur oralara gitme. Şimdi annen hamile. Evet. Baban öldüğü için... Kayınbiraderlerinden biriyle evlenecek, evlensin diyor aile. Senin annen de bunu istemiyor. Evet. Hamile haliyle oradan ayrılıyor. Evet. Değil mi? Sonra bir daha haber alınamıyor mu ondan? Hiç alınamıyor. Sonra senin annen, o şimdi Furkan dediğimiz diğer erkek kardeşinizi dünyaya getiriyor. Evet, 10 günlük. Ve onu çocuk esirgeme kurumuna mı veriyorlar, yok, evlatlık mı veriyorlar? Evlatlık olarak veriyor, 10 günlükken. 10 günlükken bir aileye evlatlık veriyor. Sonra siz yıllar sonra o kardeşinizi bulmuşsunuz. Evet. Nasıl buldunuz? Kendisi çoğunlukla bizi buldu. Hani Facebook üzerinden bulmuş, araştırmış yani. Hani ailesi bizim varlığımızı söylemişler kendisine. Evet yani annenin baban yani biz değiliz. Yani biz evlatlık olarak annenden aldık. Hani bizi de tanıtmışlardı. Ha ben memur olduğumda Antakya'da çalışıyordum yeni devlet hastanesinde. Annem de annem Fatma Hanım da anlatmış evlatlık verdiği çocuğa ailesinin durumunu. Evet. Sonra Furkan büyüdüğünde sizi buldu. Evet. Ama tabii onun da annesi kayıptı. Evet. Yani o görüşüyor musunuz hala Furkan'la? Evet halen görüşüyoruz. Görüşüyorsunuz tabii onun da annesiyle ilgili bir bilgisi yoktu. Ama annesinin anlattıklarından sizi buldu. Evet. Anladım. Sonra şimdi yani sonrasında bir de şunu da anlatmak lazım. Evet. Sizi kim büyüttü? Babaannemiz büyüttü. Sonra ama siz büyümemişsiniz orada. 2004 yılına kadar beraber büyüdük hani. Ondan sonra bakamayacak duruma geldiğinden dolayı yani yaşı bayağı yaşlıydı. Bizi yetimhaneye bıraktırlar. İkinizi? Evet sadece kendi kardeşimle benim. Niye bakmamış o amcalara evlenmek isteyenler? Yani... Hadi verin cevap. Neyse sana niye soruyorsam sana sormuyorum ben. Kızım sana söylüyorum soru. Evet. Ondan sonra kardeşimle birlikte 8 gün Antakya'da yetimhanede kaldık. Ondan sonra bizi Malatya'ya yetiştirme yurduna gönderdiler. Ayırdılar bizi ikimizi. O küçüktü, daha küçüktü. Yani sevgi yurdunda kalıyordu. Ben biraz büyük olduğumdan dolayı hani ben erkek yetiştirme yurdunda kalıyordum. Ayrıldınız da. Evet. Görüşebiliyor muydunuz? Yok görüşemiyorduk. Hiç görüştürmüyorlar mı kardeşleri? Son senesi kendisi gelmişti zaten yaşı büyüdüğünden dolayı. O zaman gittiğimde yani küçük çok yaramazdı. Hiç akıllı durmuyor. Yurttan kaçmaya çalışıyordu. Hani sırf benimle beraber olmak için. Ondan dolayı yani. Sonra ama efendim bu delikanlılar yetiştirme yurdundan işte yetiştirme yurdunda yaşamışlar. Evet. Sonra devlet memuru. Aynen. Sen oldun mu? Şu an Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum hizmetli memur olarak. Neredesin?
Kırıkan Devlet Hastanesi'nde. Kırıkan'dasın, evet. Devlet Hastanesi'nde çalışıyorsun. Devlet sahip çıkıyor yani. Şöyle söyleyeceğim, evet devlet sahip çıkmış, aile sahip çıkmamış ama Ahmet de yine devlet memuru olacak. Bugün de atamalar olacakmış, hatta aynen. Olmuş. Evet. Aynen, şimdi şu an girdiğimde içeri. Telefon geldi. Dedi ki atamalar oldu. Tercihlerine baktın mı dedi, atamalar gerçekleşti bu sabah dedi. Ben dedim şu an bakamıyorum dedim. Müken ablanın karşısına geleceğim dedim. Bu şekil. Baksaydın reklam arasında. Hayır yani şu an Ahmet'in de ataması yapıldı ama Ahmet nereye atandığını bilmiyor. Evet. Çünkü galiba önemli olan önce anneyi bulmak. Evet. Aynen. Ay baksak ya, ben çok merak ettim. Nereden bakılıyor? E-Devlet'ten giriyorsunuz. Oradan zaten belli işleri. Merak etmiyorsun, ben çok merak ettim. Yok Müge abla ya, daha şu an öncelikle annemiz daha önemli bizim için. Hani keşke işim olmasa, annem başımda olsa yeter benim için. Aynen. Ay kıyamam. Şimdi annenizi niye bulmak istiyorsunuz çocuklar? Ay bilgisayarı getirsene sen Melike ya. Olsun oradan da. Ben anacığım, ben meraktan ölürüm ha. Hiç yani, hiç. Böyle bir şeyin sonucu ne açıklanacak diye. Müge abla, bundan 3 yıl önce kardeşim bizi bulduğundan dolayı hani memur olmuştum o zaman 3 yıl önce. Şu an 3 yıllık memurum. Aferin kardeşime sana. De söylemiştim, dedim ki memur oldum, kardeşimizi bulduğumuza göre dedim bir de annemizi bulsak. Hani daha öncesinden abimizi biz de ikna ettik. Hani göndermek için buraya, sizin karşınıza çıksın diye. Abim 20 kilometre yol gidebildi. Sadece yani köyden, Akpınar köyünden Kırkan ilçesine kadar gidebildi. Orada kimileri ne anlatmışlarsa kendisine. Hani kendisi oradan vazgeçiyor, geri dönüyor. Şu an ben buraya gelirken, dün mesela saat 2'de dedi ki oğlum dedi, ben yapamadım bari sen yap dedi. Yani bütün kardeşler arıyor anneyi. Herkes kendisini aynen. Bekliyor. Emineciğim niye ağlıyorsun? Duygulandın. Evet. Çok mu istiyor annesini bulmak? Anlat evet. Bilmiyorum ki. Sizin çocuğunuz var mı? Yok. 2 yıllık evliyiz daha. Maşallah. Evet. Sen de... Eşin üzülüyor annesini bulamadı diye, ondan mı duygulanıyorsun? Siz peki beraber mi yaşıyorsunuz? Evet, kardeşime ben kendim bakıyorum. Aferin sana ya. Aynen. Aferin. Daha öncesinde hani biz küçükken nenemin yanında kalırken bize ablamız bakıyordu. Şu an Ankara'da evli kendisi, küçücük annesi. En büyük destekçimiz de yatan eşiyle ablam. Bunlar eniştemiz bize yani, daha çok destek çıktı bize. Bura çıkmamız için. Yani eşine bu sefer de bazen anne ölüyor, aile dağılıyor. Bazen baba ölüyor, aile dağılıyor. Yani arkadaşlar belki de böyle yaşarken işte gelinlerimize, yengelerimize, kardeşlerimize gerçekten çok çok sevgiyle yaklaşmamız lazım. Çünkü bize bir şey olsa işte çocuklarımıza bakacak olanlar onlar yani. Fakat dayı, burada teyze, hala, amca. Müge Hanım. Çok gel, olumsuz. Gel otur şöyle gel. Çok olumsuz Emine ile Ahmet'in arasına gir. Bir sosyal kural. Yani bir kardeşten biri vefat edince eşinle diğer kardeşi evlendirmek gibi hatalı, yanlış bir sosyal kural hakim olmuş. Bir saniye, öyle mikrofonunuz var. O kendisi girsin, şifreyi falan söyleme. Nasıl TC kimlik numarasını ezbere bilmediğinden dolayı. Getir. Niye bilmiyorsun TC kimlik? Sen kaç yaşındasın bakayım? 22. Aferin sana, devlet memuru oluyorsun. Aslansın sen. Vallahi ben evet. De bilmiyorum ki kimlik numaramı. Yok artık. Vallahi ezberleyemedim. Hocam sen her şeyi biliyorsun da nasıl TC vallahi kimliğini ezberledin? Vallahi ezberlemek için vakit harcamadım. Nüfus cüzdanımı çıkarıp bakıp yazıyorum. İyi valla, o nüfus cüzdanındaki TC kimliği görebiliyorsam hocam, hani o da bir başarı, onu da söyleyeyim yani. Ona bakıp görüp yazabiliyorsanız gerçekten o da güzel. Peki, aradığımız annesi Fatma Konuklar. Gören bilen var mı? Acaba Türkiye'de mi, gitti mi Suriye'ye falan? Türkiye'de biliniyor abla ya. Türkiye'de biliniyor. Evet. Sonra evlenmiş mi, etmiş mi? Halen dul gözüküyor yani. Ha? Halen dul gözüküyor yani. Ha, bir daha evlenmemiş gözüküyor. Yok, bekar. Ne söylemek istersin annene? Ay ne güzel de kadınmış. Ne söylemek istersin annene? Bak şu 2 numaralı kameraya bak. Söyle. Anne de ben artık büyüdüm. Bak devlet memuru oldum. Kardeşim yani, de şimdi az sonra devlet memuru olacak. Ben buradan sadece anneme demek istediğim. Hani bütün 5 tane evladı kendisine bekliyor yani burada. Hani keşke şu an kendisi çıkıp arayabilse bizi. Yani özellikle şu küçük kardeşim kendisi bizi yani o zor durumda bırakıp gittiğinde...
kendisi kundaktaydı daha. Sen kaç yaşındaydın? Yani ben tam hatırlamıyorum. Yani ya 4 ya da 3 yaşlarındaydım. Sen de hiç anneyi hatırlamıyorsun. Yok, hiç hatırlamıyoruz. En büyüğümüz abimiz mesela, Mehmet Konuklar. Yani bir şanslı o, aramızda o. Yani hem babamızı hem annemizi gören kişi sadece o. Yani efendim, keşke dedim Rabbime yani bir 5 sene daha bekleseydi. Hani sadece görebilmek için. Sadece ben babamın fotoğrafını gördüm. Annemin de ilk defa fotoğrafını görüyorum. Kardeşim az önce buraya getirdiğimden haberi yoktu. Hani fotoğraf sorunca arkadaşlarımız, o zaman kendisi de istemek istedi yani, görmek istedi. O an yani kendisine gösterdim. Hayatı boyunca ilk defa, 22 yaşına geliyor ve ilk defa fotoğrafını görüyor annesiyle babasını. Bu fotoğrafı mı ilk defa görüyor? Evet. Niye göstermediniz daha önce, hiç bir araya geldiğinizde? Yok, kendisi daha öncesinde Ankara'daydı. Ha, sana abilerin mi, ablaların mı gönderdiler bu fotoğrafı? Yok, ben bunu akrabalardan gittim. Oradan aldım. Aldın, o yüzden evet, gelirken bu zamana kadar görmemişti. Evet. Efendim, ekranda rahmetli olan babaları var. Ve annelerini arıyorlar, Fatma Konukları arıyorlar. Evet. Demek ki eğer biriyle bir hani beraberlik yaşadıysa da resmi şey nikah yapmadı, hala Fatma Konuklar adıyla bulacağız. Bir şey daha söyleyeceğim, hani belki korkusundan gelmiyordur yani. Niye? Abi, üç tane yani... Amcalarımızdan dolayı demek istediğim. Artık hani 30 yıl geçmiş, amcaların nesinden korkacak be? Amcaların, demek istediğim. Amcaların korksun annenden, sizi vermişler evet, yurda. Yok yani demek istediğim yani. Aa, korkmasına gerek yok şu an yani, 3 tane oğlu var yani. Daha getirse taşırlar yani demek istediğim. Ne? Daha getirseler yani sırtımıza taşırız yani sırf annemiz için. Ay canım benim. Hani demek istediğim belki şu an yani korkusundan hani evlatlarım kabul edebilir mi diye. Belki o şüphesiyle hani küçükken bıraktığı için bizi. Hani korkmasına hiç gerekmez yani. Şu an biz kendisini bekliyorum. Ben onu alıp götüreceğim. Sırf sadece evimde bekleyeceğim. Hani kimsenin akrabalarından birisi istediğine gelin benim evimde görün gidin diyeceğim. Benim yemeğimi yapsın yeter. Ben bir şey istemiyorum kendisinden. Anne yemeği yemek evet, istiyorsun. Hmm. Aynen. Peki o gün siz yurtta kalırken gelir aileleriniz sizi ziyaret ediyor muydu? Kimse bizi hiç ziyaret etmedi. Hiç bayramda şu, kimse, yaz tatilinde falan. Hiç kimse. Sadece çıktıktan sonra bize sahip çıkmaya başladılar. Yani çoğunun nedeni de paradır yani. Aynen. Paran ne kadarsa o kadar değerim vardır. Sizin kıymetiniz iki kardeş, böyle annenizi arıyorsunuz daha olsa ve diğer iki kişi de dışarıda taşırız diyorsunuz ya, sizin değerinizin hiç parayla pulla ölçülür bir tarafı yok yani. Evet. Ben o çok iyi çocuklar değil mi, yüzlerinden de belli. Aferin bak, yetiştirme yurdundan kaçanlar falan oluyor işte, onlar bu devletin imkanından faydalanamıyorlar. Ne güzel, sen çalışıyorsun evet, devlet hastanesinde. Bakalım kardeşine neresi çıkmış. Peki bu atama yapılırken mesela okula mı çıkacak, hastaneye mi falan seçiyor musunuz? Ya mesela öncelikle Müge abla, şimdi orada tercih yaptığımızı, ikisini de ben yaptığım için kendisine. He, yani aynen, mesela ilk önce bildiğin yer, yani mesela bizim yaşantımız Hatay olduğu için. Hani Hatay'ı avucumuz gibi biliriz. Hani oradan İstanbul'a bir tercih geldiği... yapmışsınız. Yani evet, Hatay aynen, mı istiyorsun sen? Hatay'da evet, bir yerde çıksın istiyorsun. İki yer, bir Ankara, bir Hatay. Hı. Ne oldu Melike? Bakıyoruz Müge Hanım. Bakıyoruz Müge Hanım. Şimdi tam olarak nereden bakıldığını da bilmiyor Ahmet. Tam anlamadığım için bu bilgisayar olayı. Atamanın nereden göründüğüne bakmaya çalışıyoruz şimdi. Hadi bakın bakalım. Sen de çok güzel görünüyorsun bu arada. Peki. Gençler, sizi şöyle bir yanıma alayım. Gel bakalım. Ahmet, Mustafa. Şimdi orası biraz karıştı. Annenizi buldum. Bir alo deyin. Alo deyin bakalım. Hadi. Alo. Efendim? Ahmet. Alo. Durun hanımlar, durun. Alo. Alo. Anneciğim. Alo. Oğlum ne yapıyorsunuz? Biz seni arıyoruz anneciğim ya. Neredesin? Ay kurban olurum ben size, biliyor musun? Anneciğim çıkıp gelebilir misin? Yoktan beri bekliyorum ben, biliyor musun? Sen neredesin ya? Isparta'da. Isparta'da.
Anne gelme durumun hiç yok mu? Ya dur bir anneciğim nasılsın de gelir anneciğim nasılsın dedir. Ay ağlıyor kıyamam. Siz birbirinize bir sarılın önce bir. Böyle bir kendinize evet şey kardeşim. Yapın evet. Size kurban olurum ben. Bak iki tane daha evde bekliyorlar yani onlar da seni bekliyor. Ben size kurban olurum. Bak şu an torunların bilene seni izliyordur belki. El yani salla sesini bana. Dinliyorlar. Gördüm ben televizyonda el salla. El salla. Ay kurban olayım. Nasılsın iyi misin annem? Sesin gelmiyor. Nasılsın iyi misin diyorsa. Ay kurban olurum ben size. Fatma Hanım gözün aydın. Ay annem benim. Bak iki Allah tane aslan gibi. Allah senden razı olsun. Ay canım benim senden de razı olsun. Bak iki tane aslan gibi delikanlı. Ay buradalar. Kurban olurum ben onlara. Gelinin Müjde burada. Hanım. Canım. Çok güzel bir insansın. Allah tuttuğun altın olsun. Ay çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Fatmacığım bak bütün çocukların Furkan da hani evlatlık verdiğin çocuğun adını Furkan koymuşlar. He adı Emrah da ama. He evet. Onu evlat edinen aile onun adını Furkan koymuş. Furkan bulmuş abilerini ablasını. Bütün çocukların seni seviyorlar, seni bağırlarına basmak istiyorlar. Ne mutlu sana. Ama geleceğim. Ne diyor? Yarın oradayım. Yarın buradasın. Yarın buradayım. Yarın diyor. Oradayım. O zaman bütün diğer kardeşleriniz falan da hepsi gelsin. Bütün Hatay'a selamlar. Ben yarın oradayım. Ay canımsın tamam, benim. Necim, bak telefon hattımızda kim var? Kızın var Hülya. Bir alo de. Hülya. Anne. Ne yapıyorsun annem? İyiyim anne sen nasılsın iyi misin? İyiyim gizgir sarım benim. Sarışınım benim. Sarışın mı Hülya? Az biraz. Sarışınım benim. İyiyim annem sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim anne ne yapayım? Ankara'dayım ben şu an. Evlendin değil mi? Evlendim anne, ellerinden öpen iki tane çocuğum var. Allah dünya aret. Önce Allah'a sonra sana amanet olsunlar. Ama geleceğim. Gel anne, her şeye rağmen gel sen, tamam. Her şeye rağmen seni burada kabul ediyoruz biz, tamam mı? Zordayız, biliyor musun? Neden yaptım, biliyor musun? Şu an neredesin anne? Isparta'daymış. Sparta'da. Dino'da çalışıyorum yani. Yalan değil. Anneciğim. Anneciğim. Ben utanıyorum da sizin yanınıza gelemiyorum. Anneciğim beni dinle. Niye utanıyorsun hayatım yani? Ben utanıyorum ama. Neyden utanıyorsun? Çocuk utanıyor. Ama bir nedeni var değil mi? Utanıyor musunuz oğlum? Unutmayacaksın işte. Kabul ediyor musunuz? Yok burada seni bekliyoruz biz. Hayır benim... Tamam. Anneciğim. Neyse bunlar hiç önemli şeyler değil. Onlar seni burada kucaklamak Haydi. İçin buradalar. Seni yarın bekliyoruz. Bak diğer oğlum Mehmet de telefon attığımızda. Bir alo de. Mehmet mi? Evet. Evet en büyük o. He. Alo. Mehmet bir alo de. Alo. Alo. Alo anneciğim nasılsın? Anne. Anne. Gelmiyor. Alo. Efendim. Nasılsın annem? İyi Mehmet'im sen misin? Ben iyiyim anne. Seni görmek istiyorum. Mehmet'im sen misin? Evet benim anne. Ay kurban olurum ben size. Biz seni her şeye rağmen yanımızda istiyoruz. Ne diyorsunuz değil mi? Her şeye rağmen yanımda istiyoruz. Yarın ben oradayım. Tamam anne ben de çıkıyorum ya da. Yarın ben oradayım. Tamam anne. Gel sizi görmeye gelin. Ay kıyamam. Tamam ya. Anne. Kıyamam.
Hadi gözümüz aydın. Yıllar oldu. 30 sene oldu be. 30 sene oldu değil mi? 30 sene. Evet abim 30 yaşında şu an. Ama yarın geleceğim. Gel bu kuzuları kucakla. Bak diyorlar ki 3 tane oğlun var. Dağı sırtla deseler sırtlarız senin için diyorlar. Bak bir de devlet memuru olmuş bunlar. Ne onun güzel. Mevzatlarım. Ya büyümüşler devlet şey memuru olmuşlar ne kadar güzel. Gözün aydın. Olsun sen. Seni o zaman... Tuttun canım benim. Hadi otur iyi misiniz? Ay bak gelinin de burada ağlıyor. Emine sen de bir merhaba de. Bu da ne duygusal. Anne her şeye rağmen seni istiyoruz. Tamam canım her şeye rağmen falan olacak bir şey yok. Artık 30 sene geçmiş 30 sene sonra. Artık 30 sene öncesinin 30 sene öncesinin hesabını yapacak hali yok kimsenin artık. Bugünü yaşıyoruz. Yarına çıkacağımızın garantisi yok be. Yani inşallah yarına çıkalım da hepimiz. Gelsin anneniz de kucaklaşın artık. O günde böyle olmuş. Ay en nefret ettiğim şey biliyorsunuz. Hakikaten nefret ederim yani. Hani dün şunu yaşandı diye konuşmaktan bile hoşlanmıyorum. Yaşandı bitti. Evet. Şükürler olsun bugündeyiz. Ah böyle vardır böyle sürekli geviş getiren diye denir yani. Sürekli geçmişte şu olmuştu. Yani böyle termos gibi davranmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Olayları sıcak tutmanın. Bugünü yaşayalım. Bugün dün yaşananın nasıl üstesinden gelebiliriz onu öğrenelim. İyi misin? İyiyim abla. Sen ağlayamadın da fazla. Ağla be bir şey olmaz. Ben de ağlıyorum yani. Şey. Ne var annenin sesini duymuşsun. Ay şu senin de yani Melike bir bulamadın neresini. Niye bulamadın? Müge Hanım şimdi E-Devlet'ten bakıyoruz. Bu atama benim için işlerim bari bu bari bu çok cadı bu. Çok güzel. Atama ve işe yerleştirme girişlerine bakıyoruz ama buradan çıkmıyor. Daha iyi biliyormuş abisi. Onunla birlikte bakarsak. Yani E-Devlet'te hiç girmediğim için sadece gidip kendim. Kendim... Artık onu da yarın belli olur. Ay ben de böyle hani o da inşallah seninki de hataya çıkmıştır da sevinirsiniz diye istedim. Annenizi buldunuz. Ne diyorsun Mustafa'cığım? Yani cidde yani Allah razı olsun sizlere de yani. Hepimizden. En başından hani ben abimi ikna ederken ilk önce size güvenerekten o yüzden hani daha öncesi baktım hani evlatlarına kavuşan insanları görünce. Hani dedim abi dedim neden biz de kavuşmuyoruz annemize diye. Onu da ikna ettim yani o da yola çıkmıştı. İşte onun yapamadığını sonunda biz ikimiz beraber yaptık. Mustafa'cığım bak Türkiye'de değil aslında bak bunu Türkiye ile de sınırlamamak lazım ama dünyada kadın olmak çok zor. Evet. Hani siz sanmayın ki Türkiye'deki kadınların durumu daha kötü erkeklerden de mesela Amerika'da iyi ya da Avrupa'da iyi. Geçen gün IMF Başkanı hanımefendinin konuşmasını dinliyorum. IMF başkanı evet. olmuş kadın ve bir kadın olarak yaşadığı zorlukları anlatıyor. Yani erkek dünyasında bir kadın olarak yaşadığı zorlukları anlatıyor. Bunu geçen sene Dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de sizinle paylaşmıştım. Yani aynı işi yapıyorsun erkeklerden daha az para alıyorsun. İşte falan filan gibi anlatabiliyor muyum? Bu dünyanın bir gerçeği. Bu böyle. Neden? Çünkü fiziksel güçle dünya döndüğünde gerçekten fiziksel güce sahip olan diğerini ezmiş. Şimdi artık devir fiziksel güce dayalı değil. O yüzden zaman içinde bu eşitlenecek. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama bunun eşitlenmesi için ne yapmamız lazım? Kız çocuklarımızı erkek çocuklarımız kadar en az hatta daha fazla okutmamız, eğitmemiz, ellerine bir altın bilezik koymamız lazım. Şimdi annene sormadım. Annenin hangi okulu bitirmiş? Hiç okumamış. Okuma yazması var mı? Yok. Elinde mesleği var mı? Babam diyorsun kaç yaşında vefat etti? 30 yaşında. Baban 30 yaşında vefat ettiğine göre annen de yani en iyi ihtimalle 30 yaşında 5 tane çocukla ortada kalıyor. Para yok, pul yok, iş yok, meslek yok, hiçbir şey yok. Ve o hayatı sürdürebilmenin tek yolu gidip o güne kadar kayınbiraderim dediğin. Bak birader ne demek? Kardeş demek. Yani o güne kadar kardeşim diye bildiğin biriyle evlenmek. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Yapana asla lafım yok. Zorda kalınca insan her şeyi yapar. Aynen. Ha o düzeni de ayrıca konuşursak o düzen içinde de başka yollar da yok. Yani hani 30 yıl öncesinden bahsediyoruz.
Başka yollar da yok. Çünkü başka o zaman da özür dilerim. Yok hocam. Çünkü o zaman da genç yaşta kadın dul kalmış oluyor. Bu sefer o tarlada önüne çıkıyor. Ötekisi bilmem nerede ortada çıkıyor. Nikah olsun. Çocuklar da üvey babada büyümesin. Çocuklar da bu ailenin içinde büyüsün diye kurulan bir düzen. Bu sosyal bir düzen. Çok öncelere dayalı bir sosyal düzen. Nasıl facialar açtığını burada gördük. Evet, ama ekonomik anlamda bakıyorum ben olaya. O 4-5 tane kardeş bir araya gelip o kadına bakabilirler. Sadece madden söylemiyorum ama hocam. Biz hala 2019'da neler konuşuyoruz? O kadın orada kaldığı zaman, tarlaya, bağ bahçeye gittiği zaman da ne yazık ki bir takım ahlaksız insanlar nikahsız olduğu için o kadının başına bir şey getirebilirler. Bu da ailenin gücüne gider. Yoksa oradaki kayınbiraderlerin de o kadınlarla evlenmeye yandığını sanmıyorum. Onlar da çünkü onu yine abla olarak görmüşler, kardeş olarak görmüşler. Ha şimdi tabii sosyal yaşam daha zenginleşti, daha farklılaştı, çeşitlendi. Bunlar yaşanıyordur ama eskisi kadar değil. Şimdi böyle bir durumda anlatabiliyor muyum? Ortada hamile kalan bir kadın ne yapabiliri? Herkes bir düşünsün. Herkes kendini o çaresizlikle bir yüzleştirsin. Ondan sonra insanları eleştirelim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, yani eleştirilerimizi kendimizi o insanların yerine koyarak yapmalıyız. Burada ben anneyi gerçekten yürekten kutlamak istiyorum. Böyle bir evi de kabul etmeyen anneanneyi de kutlamak istiyorum. Kimi? Sen mi söylüyorsun? Anneyi. Yani anne, şu anda konuştuğunuz anneyi kutluyorum. Bir de ona destek veren annesini de kutlamak istiyorum. Onun annesi falan yok. Onu nereden çıkardınız? Annesi de istememiş dediler. Yani annenin annesi de istememiş diye anladım ben. Geçmiş yıllarda böyle bir yok evliliği mu? İstememiş diye. Yok öyle bir şey anladım. Yok da yani kadın da istememiş. Peki, özür dilerim yani, istememiş, zaman. Ne olmuş ne etmiş bilmiyoruz. Ama lütfen herkes yargılamalarını doğru olarak yapsın. Bir de hiç kimse her zaman söylüyorum her şey insanlar için. Hiç kimse benim başıma gelmez demesin. İnsanları da ona göre yargılıyor. Kimseye de kulak asmayın. Anne annedir. Evet. Anne başlacıdır. Canım benim. Başlacı değil. Pekala. Ay güzel oldu arada. Ben böyle bir nefes alalım. Açıkçası artık sevgili seyirciler. Sizin hızınıza hiç kimse yetişemez. Tek rakibimiz Türk Hava Yolları. Gerçekten mutluyuz. Bu buluşmalarda da insan mutlu oluyor. Hepimiz duygulanıyoruz. Özellikle böyle kızı anne falan deyince bende her şey zaten değişiyor. Evet bugün aslında size çok 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 haber verdim. Sürpriz gelişmeler vardı. Buyurun son sözlerinizi de alayım. Yaşar Bey ne diyeceksiniz? Bunu yapan Yunus inşallah mahkeme kararıyla gün yüzü görmeyecek bir ceza alır. Biz de gönlümüz rahat. Ablamın kemikleri sızlamaz. Evet. Biz de böyle yaşarız. Bu acıyla yaşarız. Başka bir şey demeyeceğim ben. Olay bu yani. Kanı yerde kalmamış olur. En azından bir tesellimiz olur. Acımızı eksiltmez ama bir teselli olur. Başka bir şey değil. Hatice'cim sen ne diyeceksin? En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. İnşallah o delikten asla çıkamaz. Benim çektiğim acının en az 10 katını, 100 katını çeksinler. Benim çektiğim acının. Müge Hanım, Hatice Ayhan'ı o kadar çok kötülediler ki. Hatice Ayhan'a o kadar çok iftira attılar ki. Hatice Ayhan annesinin ölümüyle 9 ay... Müge Hanım, ben bu devletin hakimine, savcısına, avukatına, polisine güveniyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Hodri meydan. Hodri meydan herkese. Buradayım. Kaçtı dediler, kaçmadım Müge Hanım. Dövdü dediler, dövmedim. Öldürdü dediler, öldürmedim. Sadece annemin evde cesetini buldum. Ben hiçbir zaman birine el sallayacak kadar, öpücük atacak kadar basit bir insan olmadım. Ama bu ölümden en fazla etkilenen Hatice Ayhan'dır. Kimin bana karşı kuyruk acısı varsa Hodri Meydan buradayım. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum Müge Hanım. Hepsinin.
İnşallah o delikten asla çıkamaz. Asla. Anlıyorum. Senin tabii yaşadığın travmatik durumlar seni evet. daha da farklı şey yapıyor. Anne İnşallah katili olarak Müge Hanım, adlandırılmak. Eğer annemi nasıl inanıyorum Müge Hanım. Hodri meydan. Kaçmadım. Hiçbir zaman her zaman da buradayım. Ama Hatice Ayhan'a o kadar çok iftira atıldı ki. Hatice Ayhan o kadar çok suçlandı ki. Ben ekranda gördüğüm zaman sizi arayan bendim. Eğer kaçmış olsaydım zaten buraya çıkmazdım. Ha bir şey söyleyeceğim. Ben senin kaçmadığını hep söyledim sizler zaten. Sizler söylediniz. Kaçtı. Her türlü iftiraya attınız. Müge Hanım, her türlü. Müge Hanım kaçtı diye bir şey söyledim. Sizinle muhatap değilim. Çok komiksin Hatice. Sen böyle çok komik. Bir şey söyledik mi? Gerçekten senin kaçmadığını her zaman söyledim. Müge Hanım ne dertleri varsa. Ablamın katili bulunsun diye. Müracaat eden biziz. Benim muhatabım değil onlar. Benim dosyamda hiçbir yalan ifadem yok. Hepsi yalan. Kaç sana defa göre. Çelişkili kendini konuştun. Polisin ifadesine bile bu çelişkiyi açıkla Hatice diye kaç defa söylemiş sana. Biz onlara istinaden söyledik ama sen hala... gene de sen suçlu çıkma lütfen, istemiyorum. Lütfen, gene de Yunus başka bir insanı da incitemesin. Lütfen, gerçekten Müge cezasını Hanım, alsın. Dediği gibi çıkamasın. Ben avukatlarımla görüşürler. Ben seni dinledim. Bir şey söyleyeceğim yani. Bir saniye. Kesinlikle bir insanın canını asla yakmasın, yakamasın. Teyzemi aynı şekilde gerçekten bütün oklar onu gösteriyor. Ben suçlu olduğuna inanıyorum. Hatice'nin çıkmadığına da katil olmadığına yani aklanmasını istiyorum daha doğrusu. Aile lekemiz için, şahsına değil. Gurur meselesi yapıyorum ben bunu. Çünkü ben anneme asla saçın kılına zarar geldiğini istemem. Ama yalan konuştuğunu biz çok iyi biliyoruz bazı Hiçbir konularda. Hiçbir yalan ifadem yok. Polis bile çelişkiyi açıkladı, defalarca sormuş sana. Beni ilgilendirmiyor bu saatten sonra. Ben Yunus'un yakalandığına seviniyorum. Başka bir insanın canını yakmasını istemiyorum artık. Kesinlikle istemiyorum. Teyzemin faili yani Peki. kapanmasın kesinlikle. Bulunsun istiyorum. Yunus da yaptıysa da Allah onu o delikten gerçekten çıkarmasın. O konuda Hatice'ye katılıyorum yani. Bir kesinlikle şey sorabilir miyim? Ceza almalı yani. Ümmü Gülsüm Çınar... Adını söylemesini ceza, istemiyor teyzem kesinlikle. Cezaevinde beni tehdit i̇stemiyor. Etti. Ses i̇stemiyor. Kayıtları var. Ses Hayır. kayıtları var. Sadece sormuş tehdit demiş annenin beni. Küpesiyle bile zihinlerde ben aldım. Sizin kardeşiniz. Ümmü Gülsüm değiliz biz ya. Tehdit ettiyse çıksın kendini savunsun. Veya... Hangi hakla benim arabamı garajımdan çektiriyor? Ümmü Gülsüm Çınar mahkemede beni uşağa sokmayacaklarını, beni yaşatmayacaklarını burada söyledi. Ümmü Gülsüm ses kayıtları var. Biz varız. Bizim Bak, diyor ki dayı, şey ben ya. Diyor şey yapmadım diyor. Biz ilgilendiren yani, bir konu değil. Yaptıysa Ümmü Gülsüm, onunla hesap sorsun burada. Bir, benden ne ilgisi var Ümmü Gülsüm? Valla ben sizin yerinizde olsam, nasıl az önce Özlem'in, aman Nilgün Akusta'nın, yani bakın ortada çok mağdur var ya. Evet. Yani evet. Nilgün Kırlı, Özlem Akusta, işte Gülümser Hanım falan. Bence herkes bir tarafını belirlesin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hep söylüyorum ya biz bir arada güçlüyüz. Herkesin aynı yerde durması, herkesin bildiğini ve şeyini böyle tarafsız bir şekilde bir araya gelerek ortaya koyması gerçek katilleri de ortaya çıkarır. Evet, evet. Çıksın inşallah. Bak o kadar konu, komşu bilmem ne korkmadı. Bak bir kadının evet. bir aşuresi. Ben hep şunu söylüyorum. Bu programın yaptığı şudur. Bu devletin polisi de vardır, jandarması da, savcısı da, hakimi de, avukatı da. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Evet. Biz burada şunu yapıyoruz. Gidersiniz birinin evinin kapısını çalarsınız aşure vermek için. Kapıyı açmaz. O an sizin için bir anlam ifade etmez. Ama gün gelir işte bu olayda olduğu gibi acaba 2'den önce mi öldürüldü, 14'ten önce mi öldürüldü, 14'ten sonra mı öldürüldü gibi bir konu olduğunu Saat işte televizyonda izlediğiniz zaman evet. dersiniz ki o kapıyı çalmanın ne kadar önemli olduğunu Onun anlarsınız ve gidersiniz bununla ilgili de ifade verirsiniz. Evet. Önemli. Biz bu programı bu nedenle yapıyoruz. Evet, çok o yüzden de ben herkesin birbirine saygı duyarak yarın bir günde çünkü neye ihtiyacımız olacağı belli değil ya. Saygı duyarak ve tarafını belirleyerek gitmesinden yanayım. Buradan, 16 Aralık'ta mı duruşma? Evet. Buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer savcılar, polis, hakim Yunus hakkında bize herhangi bir soru soracaksa
bilgiye danışacaksa biz her zaman hazırız. Zaten 16'sında gideceğiz mahkemeye. Sorulursa, üzerimize düşen varsa, bildiğimiz varsa da açıklarız orada. Bu, evet. Bu kadar basit yani. İnşallah dediğim gibi Allah gönlünüze göre versin. Gerçek suçlu ortaya çıksın. Evet. Her zaman dediğim gibi. Ama o mantık silsilesinden ne olur? Hiçbirimiz her konuda, bu konuda da başka konularda da lütfen ayrılmayalım. Galiba en büyük hataya hep böyle bir başka mevzuları düşünerek gerçek mevzuya dönemediğimiz için yapıyoruz. Ben Hatice'nin anne katili olmasını hep söyledim. Kalben istemem yani. Bir kızın bir annesini öldürmesini istemem. Hatice'nin yanlışları var mıdır? Bence vardır. Hatice de oturup kendi öz eleştirisini yapabilir bu konuda. Bir de en baştan söyleseydin bazı şeyleri, burada hep anlattın. Yani kavgalıydın, o yüzden aramadın. Hani ya polise gittiğinizde doğruyu söyleyin. Ne olursa olsun. Kendinizden eminseniz. Ya kavga etmiştik, bileziğimi istemişti, kızmıştım, ben de o gün aramadım. Bak bu bir cevaptır. Evet. Öteki türlü her şey çok güzeldi, çok iyiydi ama ben de akşam annemi bekledim, tekkeye gidiyordu dersen adama derler ki sen mi suçlusun? Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bence yine de Yunus'un o eve girdiğini ben İzmir Emniyet Müdürü'ne cinayet masaya ayrıca kutluyorum. Gördük. Eğer bu kamera görüntüleri çıkmasaydı sen içerideydin. Ya güzel bir bantla bitirmek istiyorum. Bir kırtasiye bandımız vardı hani. Ay güzel şeyle bitireceğim. Arada üzüldük ettik falan ama bugün biraz öyle geçsin. Ne dersiniz arkadaşlar, hazırlayabiliyor musunuz? Size de çok teşekkür ediyorum Sayın Mehmet Kozan. İyi ki varsınız. Yunus Bey'in avukatına da buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sonuçta bu bir davaydı. Hani herkes avukatlar profesyonel olarak savunurlar. Tabii ki davanın sonucunu bekleyeceğiz. Dava bugün sonuçlanmadı. Evet. Tabii, tabii. Ama bazen de görünen köy kılavuz istemez oluyor. Evet. Adalet yerini bulsun dileyim. Efendim yarın görüşebilmek... evet ya. Dur bak, öyle yapınca şey oldum. Yarın görüşebilmek dileğiyle yine sizlerin gönderdiği kırtasiye malzemelerini okullarımıza gönderdik. Bizden malzeme isteyen okullarımıza. Keyifle izlemenizi diliyorum. Yarın görüşürüz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için okullarımıza kırtasiye malzemesi, projeksiyon cihazı ve bilgisayar yazıcısı göndermeye devam ediyoruz. İşte ekibimizin Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarımıza gönderdiği ürünler. Şanlıurfa Siverek İleri İlköğretim Okulu için kırtasiye malzemesi. Kırtasiye malzemesi gönderdiğimiz bir başka okulumuzsa Adıyaman Besni Topkapı İlköğretim Okulu. Kırtasiye malzemesi talep eden Ağrı Cihan Bey İlköğretim Okulu'nun kolisi de artık hazır. Erzurum Karasu İlköğretim Okulu'na ise kırtasiye malzemesiyle birlikte projeksiyon cihazını da gönderiyoruz. Kırtasiye malzemesi gönderdiğimiz bir diğer okulumuzsa Bağcılar Hasan Kanıcı İlkokulu. Hatay Kırıkan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'na ise kırtasiye malzemesi ve bilgisayar yazıcısı gönderiyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, öğrencilerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Sizlerin sayesinde güzel hediyelerimiz, kimin ihtiyacı varsa ona ulaşıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. (Gülüyor)